Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli üç önemli konuğum var. Hemen sırasıyla takdim edeyim. Profesör Doktor Ebubekir Sofoğlu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ebubekir Sofoğlu birçok önemli aydınlatma platformu olduğu gibi aslında yaşayan bir tarih olarak da karşımızda mümkün oldukça çalışmalarından yararlanmaya çalışıyoruz. Bu akşam özellikle hem Osmanlı tarihi üzerinden hem de dünden bugüne Avrupa-Türkiye ilişkileriyle Osmanlı'dan bugüne konuları konuşmuş olacağız. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Onur Erim, Dış İlişkiler Uzmanı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorum. Hoş geldiniz. Siz artık dünyada fazla ring yapmaya başladınız. Onların biraz kokusunu almamız gerekiyor. Sizlerle birlikte test edeceğiz. Yine önemli bir girişimci arkadaşımız uzun yıllardır Avrupa'da yaşar ve Avrupa'yı çok iyi analiz eder. Aynı zamanda Avrupa Türk Girişimciler Birliği Başkan Yardımcısı teşkilatlanmadan sorumlu Adem Taflan. Taslan değil. Babaya selam söyleyelim. Özellikle burada da düzeltelim. Canlı yayınla selamlarımızı da iletelim kendisine. Evet hocam. Şimdi dünden bugüne baktığımızda birçok yerde konuşulur, tartışılır. Her gün her yerde bir gündem almış başını gidiyor. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinden dünden bugüne dediğimizde Osmanlı'da çok iyiydi de bugün mü bozuldu? Yoksa hiçbir zaman bitmeyen bir düşmanlık mıydı? Nasıl ifade edersiniz? Buyurun. Şimdi tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar daha önceki dönemlere nispetle nasıl diyeyim? Çok daha etkin olmayan bir dönemi yaşıyoruz. Silik diyeceğim, hakaret diyecekler. Çok daha etkin olmayan bir dönemi yaşıyoruz. Evet. Tarihin çok etki dönemlerine gidin, milattan önceki dönemlere gidin. Biz tarihte bir sürü devlet kurduğumuzu malum çok konuşuluyor, çok ifade ediliyor. Beyliklerimiz bile dahi birer devletti. Evet. Desek yerimiz. Ve tabii ki ve bunların önemli bir kısmı küresel bir güçtü. Göktürkleri düşünün, Hunları düşünün. İlk çağın değişimini Balamer'in kavimler göçü sebebiyet vermişti. Orta çağın değişimini Fatih'in İstanbul'u fethetmesi sebebiyet vermişti. Osmanlılar, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Önce bunu söyleyeyim. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var ama Osmanlılar ilk 90. yılda Bosna'ya kadar gitmişlerdi. Avrupalıların uçakla, işte bizim 1 saatte, işte 1,5 saatte, 1 saat 20 dakikaya kadar uçakla gittiğimiz yerlere biz at sırtında ecdadımız gitmişti. İlk 90 yılında. Efendim, 1389 yılında biz Kosova Meydan Savaşı'nı kazanmıştık. Biz bugün Cumhuriyet'in sanırım 94. yılını idrak ediyoruz. Hala var olanı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Üzerine koyduğumuz bir şey yok. Yok. Hı hı. Yeni toprak kazanımları manasında bir şey söylemiyorum ben burada. Eyvallah. Kıbrıs konusundaki haklarımızı bile az kalsın kaybediyorduk. Allah razı olsun 1974'te rahmetli Erbakan hocamızın operasyonu sebebiyle. Şimdi burada konuşurken reel verilerle hareket etmek gerekir diye bunları söylüyorum. Öyle havandası dövmek çok kolay. Siz Osmanlı'yı eleştiriyorsunuz ama Osmanlı'nın ulaştığı noktaya ulaşabilmiş değilsiniz. İslam tarihinin, Türk tarihinin geçmiş dönemlerinde ulaştığı noktalara da ulaşmış değilsiniz. Hı hı. Şimdi burada bir bunu tespit etmemiz gerekir. Bir de şunu tespit etmemiz gerekir. Bu Sayın Erdoğan'ın sadece cesur demeyeceğim. Sadece cesur değil. Burası çok önemli. Çalışkan ve cesur. Kuru cesaret ülkenize felaket getirir. Acemi çoban sürüye kurt getirir derler. Kuru cesaret değil kastettiğimiz. Eğer çalışkan olursanız ve cesur olursanız, ikisi bir arada çok önemli. Siz ülkenize mesafeler kat ettirirsiniz. Biz bunu görüyoruz. Biz Afrin operasyonuna, affedersiniz, Elbap operasyonuna, Fırat Kalkanı'na kalkışırken, başlarken Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden koşa koşa Türkiye'ye geldi. Türkiye bunu dinlemedi. Hı hı. Ama bizim aydınlarımız monşerler ve bunlara yeni eklenen ezik dindar monşerler. Bunların hepsi Sayın Erdoğan'ın bu hareketini üstü kapalı monşerler açık. Bizim ezik dindar monşerler ya acaba uluslararası camiayı karşımıza alsak alamayız ki dünyayı karşımıza almak bu, ne hocam, derece kat... Bu manada araya girmek istiyorum. Ezik dindar monşer dediğinizde her dönemin sıfatını üzerine taşıyanlar, her dönemin evet. adamı olanlar evet. ve her dönemde her iktidara sığanlar manasındaki kitle midir? Bunlar da var. Vaktiyle tabii bu kavramların tekeli benim elimde değil de sembolik bir ifade kullanacağım. Vaktiyle dindarlar arasında olan tipler, şimdi dindarlara tepeden bakan, onları işte efendim dünyayı tanıyamamakta, Avrupa Birliği'ni tanıyamamakta. Sen tanıyor musun kardeşim? Sen tanıyor musun? Çok özür diliyorum. İzleyicilerden de özür diliyorum. Kaç tane kitap okudun?
Kaç tane kitap okudun? Nargile tüttürmekle olmuyor bu işler. Monşerleri izleyip onlara öykünmekle olmuyor bu işler. Okuyacaksın kardeşim. Okuyacaksın. Ülkene vakit kaybettirmeyeceksin. Şimdi dünyada Osmanlı'ya o yüzden geri gittim. Çok daha geri gidebiliriz tabii ki. Çok daha gerilerde bizim küresel güç. Aralıklarla küresel güç olduğumuz tarihte belli. Şimdi Osmanlı döneminde, dünyada Osmanlı yıkılırken bile var olan güçler hala var. İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı, Osmanlı'sı vardı. Uzun bir süre bunu söylemek durumundayız. 2002'den bir süre sonrasına kadar, 2008'e kadar ya da 2008'den bugüne kadar. Türkiye yoktu bu güçler arasında. Şimdi var artık. Biz eskiden şunu söylerdik. Türkiye tam burada perçinleşmiş yerini alabildi mi? Alıyor. Alıyor. Alıyor ve şöyle bakın. Eskiden şöyle bir ifade kullanılırdı. Hükümet kurulması için Amerika'ya bir gidilir gelinir. Hayır ona bırakın. Şu tarihten örnek verelim. Yani isim verilmesi gerekiyorsa da verelim. ANAP hükümeti döneminde Avrupa Parlamentosu'nda Alman milletvekillerinin veya büyükelçisinin taşıdığı zarfla meclis dizayn edildi. Yani bunu biliyoruz. Bu bizim gerçekten yani utanç dediğimiz bir tarihtir aslında bizler için. Bizleri zarflarla yöneten devletler vardı. Tabii ki. Bunun da dile getirilmesi lazım. Teşekkür ederim, ben bunu bilmiyordum. Şöyle bir şey, biz tarihteki... Kol döneminde ben hatırlıyorum yani. Değil mi? Evet. O çok üzücü bir şey. Üzücü. Tarihte olmamız gereken yere şimdi girdik. Biz aktör değildik, bize rol biçiliyordu. Evet. Şimdi ya yuvarlak konuşmayalım. Somut örnek söyleyeyim. Türkiye istedikleri yaptırtılıyordu. Evet, Türkiye'nin kafa kaldırdığı dönemler olabilir. Ne yazık ki istisnai dönemler. Ve bu dönemlerin önemli kısmına bakıyorsunuz. Rahmetli Adnan Menderes, Özal ve rahmetli Erbakan dönemleri efendim. Bakın çok açık bir örnek söyleyeyim. 1923'te Lozan'da biz Lozan Anlaşması'nda oturduğumuzda Yunanistan ve Türkiye arasındaki kıta sahanlığı meselesini Lozan'da 3 mil olarak belirlenmişti. 8 devlet imza attı buna. Ama 1936'da öğüt dedi Yunanistan bize, tabiri caizse. Mazur görsün izleyiciler tabirimi. 1936'da Yunanistan tek taraflı bunu 6 mile çıkardı. Türkiye buna razı oldu. Bizim birçok... Dönemi milli şeflerinin hayranı olan bir kitle var. Siyasi parti de var, uzantısı da var. Tarihlerine gitsinler baksınlar. 1923. Çok övündükleri. Efendim, 1936 Baskın Orhan, cilt 1, sayfa 752. Türk Dış Politikası diye kitap. Baskın Orhan'da ben aynı fikirde birisi değilim. Ya ben senin kaynaklarına nasıl inanacağım? Sizin muhtemelen sosyal demokrat bir beyefendidir, bir hocadır, öğretim üyesidir. Gitsinler kaynaklarına baksınlar. Biz kendilerinin zihniyetinde olan. Yani... Öyle düşünüyorum. Şimdi buradan bir şey biçmem belki doğru olmayabilir. Olmasın, şimdi bakın, 1936'da sen buna razı oldun. Hatta Türkiye şurada eli güçlüydü diyebilirdi ki, bir dakika Yunanistan bunu 8 devlet imzaladı. Sen kimsin? 8 devlet imzaladı, hepsinin razı olması gerekir diye. Biz bunlara 1936'da razı olduk. Şimdi öyle bir Türkiye'den nasıl bir Türkiye'ye gelindi? Az önceki cümlemle bir daha söylemek istiyorum. Türkiye'de sizinle verdiğiniz bir örnek çok üzücü. Türkiye'de hükümetler kurulurken Amerika'ya gittiler geldiler, vize aldılar denilirdi, hatırlayın. Bu adeta unutuldu. Şimdi çok rahat. Amerikalılar buraya geliyor. Amerikalılar rica ediyor. Aman bizden habersiz bir şey yapmayın. Ama Türkiye yapıyor yapacağını. Peki. Hatırlayın lütfen. Amerika, çok örnek söyleyebilirim. Amerika kapıyı çarptı çıktı. Dedi ki ben bundan sonra vize görüşmelerini askıya aldım dedi. Hatırlayın lütfen. Sen bilirsin. Çarptı çıktı. Kapıyı çarpıp çıkan kendisi mi geri gelir? Kendisi geri geldi. Heyet gönderdi, vizeyle ilgili görüşmelere başladık. Bu ney? Amerika'yı korkuttuk demeye getirmiyorum. Gücümüzü, yerimizi, haddimizi bilmemiz gerekiyor. Kendinizden emin olan veya potansiyel gücünüzü test ettiğiniz süreçler diyelim. Bu kadar. Değil mi? Bu kadar. Bizim gücümüzü bilmemiz lazım. Burada ben meydan okumak niyetiyle konuşmuyorum. Meydan okumaktan da korkmuyorum ama sırası değil bunun. Bunun sırası değil. Türkiye gücünü test ettikten sonra, bölgede yapabileceklerini yapamayacaklarını gördükten sonra biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla yaptıklarımız ortada. Hatırlayın lütfen, bize sürekli Amerikalılar, Ruslar abidik kubidik, akka tokka tabirlerimi hazırlıyorsun, tekliflerle geliyorlar. Türlü türlü teklifler. Şimdi yeni gelen teklifler, biz barış yapalım. Bugün görüşmeler sürüyor. Sürsün tabii ki. Diplomasi sürdürülebilir. Ama Türkiye asla Zeytin Dalı operasyonunu noktalamamalıdır. Yetkililer tabii ki bu konuda bir takım... Sizce bu konuda, kamuoyunda da böyle bir beklenti var.
hilal şekline geldikten sonra kaçış noktaları tutulmayacak ve belli bir yere kadar sonlandırılacak deniliyor kamuoyunda. Böyle bir tartışma var. Afrin operasyonu nihai merkeze kadar gitmeyecek diye böyle süslü dediğiniz, her dönemin adamı dediğiniz, yumuşak karın bölgesi Müslümanları dediğimiz bir tiplemeler var ya, son zamanlarda hükümeti de eleştiren tipler var. Bunların böyle bir tablo görüntüsü var. Sizce gerçekten hükümet öyle mi? Asla yapmaması gerekir. Kesinlikle intihardır. Bakın şöyle bir öncelik dönemi, öncelik ve sonralık psikolojisini izah etmeye çalışalım. Biz ne diyorduk? 5000 tır silah, 2000 uçak dolusu silah niye veriliyor? Ya bunlar bize silah doğrultu. Amerikan Senatosu'ndan 400 milyon dolarlık 2018 bütçesi onayla. Buyurun, buyurun. Ha, bu şimdi bunlar mi? Bize doğrultulacak deyip duruyorduk. Şimdi biz Amerika'yla hiçbir hal ve şartla barış olmasın demiyorum. Şu şartlarda olmamalı. Şimdi biz Amerika ile barış yaptığımızda bunlar bu silahlarını gömecekler mi? Hayır. Bunlar şunu mu söyleyecekler PYD? Aa, biz çok büyük hata ettik. Biz Türkiye'ye düşmanlık yapmamalıydık. Bunu mu diyecekler? Hayır. Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Canavarı yarı canlı bırakırsanız o canavar iyileşir, size bir daha saldırır. Bir daha PYD'nin kalkamayacak hale getirilmesi gerekir. Bir daha bu uluslararası konjonktür aynı şekilde yakalanamaz. Avrupa Birliği falan filan dediniz. Avrupa Birliği şu an dünyada birkaç aktörden bahsedebiliriz. Az önce onu söyledim. Dağıtıp duruyorum belki. Toplayacağım tekrar. Rusya, İngiltere, Avrupa Birliği, Amerika, Çin. Çin. Bakın ve Türkiye. Bölgede Türkiye elini öptürdüğü kişiyi istediği zaman yanına alır, istediği zaman uzaklaştırır. Burada ipler bizim elimizde. Peki. Çünkü biz bölge ülkesiyiz. Ve bölgenin yine bir savunma dergisinde çıktı. En güçlü askeri... Evet, Avrupa Birliği de yayınladı. Halen Orta Doğu'nun en güçlü ordusu bugün İsrail değil, ölçeğiyle birlikte bir bütün olarak Türkiye'dir. Çünkü 15 Temmuz diye bir alçak darbeyi yaşayan bir milletin ertesi gün Orta Doğu'da operasyon yapabilecek kadar güç ve potansiyeli olduğunu gösterdik. Evet. En azından onu söyleyelim. Yalnız şu var, önemli bir husus. En zor süreçlerde bile dahi diplomasiyi iyi kullanan bir Türkiye'den de bahsedebiliriz. Bunu 1945'ten, 1960 darbelerinden sonra, 1974 veya 80 darbesinden sonra her ne kadar darbe ve muhtıralara karşı maruz da kalsak, sonuçta arkasında güçlü iktidarların test sınırlarını hep zannediyorum yaşadık. Sabri Bey, gücünüz yoksa diplomasi dilenciliktir. Bu kadar net. Evet. Dış ilişkiler uzmanına soralım o zaman. Lütfen. Dilenciliği nerede yaşıyoruz diye. Onur Bey, ABD ile ilgili önemli tespitlerinizi daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Avrupa Birliği ile ilgili, ama bundan sonra biraz da Afrika'yı konuşmuş olacağız. Küresel bazı güçler sömürgeci bazı bölgelerini kaybettiler. Bunların başında İngiltere geliyor. İngiltere'de artık pasta paylaşımında diyor ki Orta Doğu'da ben Türkiye ile yol alacağım. Ne olursunuz İpek yoluyla birlikte Rusya-Türkiye üçlüsü olarak beni de artık bir yere alın. Ben size derin aklı vereyim, siz de yönetin, benim de payımı verin. Buraya mı doğru gidiyoruz? Hayır. Yeni bir dünya düzeni denkleminde Türkiye'nin çıkarları noktasına daha radikal politikalara mı gidiyoruz? Biraz keskin değil mi? Evet, biraz fazla keskin tabii. Geçen haftaydı herhalde, bir arkadaşımın aktardığı bir anekdot var bir toplantıdan. Konuşmacı ismini hatırlayamadığım için özür dilerim. Şöyle bir konuşmasının sonunda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki şu an ve uzun zamandır yaşadığımız problem aslında İkinci Dünya Savaşı'nın belirli bir mütabakatla bitmiş olması, ancak bölgeye ve Müslüman halka ve özellikle tabii Osmanlı ve Türklere üzerinde oynanan Birinci Dünya Savaşı ile ilgili hala savaşın bitmemiş olmasının ve bunun halen değişik şekilde önümüzde olmasının problemlerini yaşıyoruz diyor. Evet, Türkiye, bölge, Avrupa, özellikle Batı Avrupa, Amerika ve tabii buna daha sonradan emperyal, uluslararası arada emperyal güç olarak katılan Çin ve Rusya gibi ve hatta belki yakın zamanda İran, Hindistan da katılabilir bunlara. Bölgelerin getirdiği yeni bir hava var. Bazı şeyler tekrardan ölçülüyor, biçiliyor. Bazı şeyler tekrardan paylaştırılıyor. Ve bazı şeyler tekrardan göz önüne alınıyor. Tabii burada beklemediğimiz şeyler de oluyor. Yani hayat bize uluslararası arenada da çok değişik toplar atıyor. Trump
gibi bir şahsiyetin Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin başında olması hiç kimsenin beklemediği ve hesaplamadığı bir durum. Nasıl olduysa ki bunu çok uzun tartışabiliriz, İngiltere gibi bir hükümetin, bir devletin Avrupa Birliği'nden çıkması durumu hiç beklenmedik bir durum. Yani bunu 10 sene evvel biri söyleseydi herhalde gülerdik. Bu arada tabii bizim için en önemlisi Türkiye gibi çok akıllı, tırnak içinde kullanıyorum, çok uslu, her denileni harfiyen yapan, hatta birkaç tane de üzerine koyan istenileni 70-80 yıldır böyle gelmiş bir yeni bir devletin birden bir dakika durun ne oluyor demesi de hiç alışılmadık bir durum. Bölge tabii aslında şu an pek fazla görmese de yakın zamanda çok daha iyi görecek ki bu bölge ecdadımızın Osmanlı'nın adaletine, Osmanlı'nın idaresine ve Osmanlı'nın abiliğine aslında belki bir yerde çok ciddi özlem duyuyor. Daha biraz evvel program öncesinde konuşmuştuk, ufak bir konuşmamız olmuştu. Ben ilk defa hayatımda, bu arada çok yoğun başladı, Afrika'ya gitmeye başladım. İlk defa orayı tanıyorum. Şimdi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında dedi ki, biz dedi Afrika'ya bu emperyalist güçler gibi altınlarını almaya, pırlantalarını çıkarmaya, dişlerini sökmeye gelmedik. Dişlerini sökmeye gelmedik dedi. Bunun ne demek olduğunu oraya gittiğiniz zaman çok ama çok iyi anlıyorsunuz. Fakat bunun ne demek olduğunu, oradaki insan nasıl etki edeceğini henüz Avrupalı ve Amerikalı ve İsrailli anlamıyor. İnşallah da uzun süre anlamayacak. Ya tam da bu manada o zaman konuya değinmişken onu açalım. Afrika kıtası son iki yıl içerisinde biliyorsunuz Türkiye ile ilgili vize konusunda konsolosluklarda sıralar başladı. Daha doğrusu Türk mallarına bir hayranlık başladı. İlginç olan da aziyet içerisinde, ben özellikle burada Dışişleri Bakanlığı elemanlarına sesleniyorum. Benim ülkemin mallarını, ülkeme olan hayranlığını, İslam'ın artırılması noktasında lütfen dışişleri, temsilcilikleri tam anlamıyla bir faaliyete geçsin. Burada özellikle bürokrasi ve engel çıkarma değil, hatta giden Türk yatırımcıların önünde bile dahi konsolosların bir engel olduğu söyleniyor. İşte monşer dediğiniz sıfat orada devreye gidiyor. Yani halen içimizde hangi kripto var, nereye bağlıyorsunuz? Geçtiğimiz hafta köşe yazımda çok sert bir yazı yazmıştım dışişleriyle ilgili, hariciyle ilgili. Sanıyorum onun biraz irdelenmesi gerekiyor. Siz o tabloyu görebildiniz mi? Evet, hemen bir iki örnek vereyim. Dediğinizle alakalı bir de anekdot vereyim. Öncelikle Tanzanya Büyükelçimiz gayet yerinde ve iyi çalışmalar yapıyor. İstisnai bir durum belki. Biliyor, gayet iyi biliyor. Hatta bizimle, biz bir yarım saatlik bir randevu talep ettik kendisinden. Bir buçuk saate yakın detaylı bir şekilde briefing verircesine bize direkt bilgi verdi. Evet ve kendi bilgi dağarcığından. Allah razı olsun. Türk malları dediniz. Biz dört kişilik bir ekip ektik. İki tanesi Amerikalıydı. Amerikalılara vize var Tanzanya'ya. Büyükelçilikten vize var bu arada. Yani ülkelerinden başvurup alıyorlar. Biz kapıda bir meblağ veriyoruz. Ayak bastı vizesi diye tabir edilen şeyle. Onu veriyoruz, giriyoruz. Amerikalılar bildiğiniz vize ve bizimki çok hızlı çıkıyor. Onlarınkini bayağı araştırıyorlar vesaire. Türk mallarıyla ilgili çok enteresan bir, yani ben dedim yani helal olsun bunu yapanlara, bu noktaya getirenler, ama orada Türk iş adamları tanıdıkça bunun neden olduğunu anlıyorsunuz. Tanzanya'nın yarısına yakınını gezdik köy köy bir iş dolayısıyla. Nereye giderseniz gidin Türk malı şöyle algılanıyor. Çin malından biraz pahalı, Avrupalı kadar kaliteli. Tabiri güzel. Maşallah. Şimdi çok hoş bir şey. Bakın nereye gidecek bu olay Allah'ın izniyle. Bu lafları bize biraz fazla getirin, ona ihtiyacımız var. İnşallah. Onu söyleyeyim. Yok, oraya gitmek lazım. Evet, yaşamak biz lazım. Cuma'ya denk geldik. Cuma güne denk geldik. Oradan çıktığımızda hem bizim oradaki mihmandar arkadaşımız hem bizler kültürümüz vesilesiyle sadaka dağıtmak istedik. Evet, Allah kabul etsin. Türk olduğumuzu duyan hakikaten böyle adamın gözü parlıyor. Görüyorsunuz bunu yani ve şey en az yani herhalde 4 kişiden 3'ü Tayyip Erdoğan diyor. Şimdi bu çok büyük bir güç. Bunu iyi analiz etmek lazım ve oraya kalıcı ve o insanları
ilerletici bir şeyle gitmek lazım. Bu sermayenin üzerine bir şey koymak gerekir. Yani Tayyip Erdoğan'ın tek başına oluşturduğu bu güzel, olumlu, pozitif havanın devamını veya bir fazlasını koymak lazım. Şimdi bunu başaramazsak o zaman çöküntüdür. Şimdi bakın, bizimle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın zihniyetinde giden herkesle oraya kimse Allah'ın izniyle baş edemez. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı, bunu biz anlıyoruz. Hı hı. Allah'tan bunu Avrupalılar hala anlayamıyor ne demek istediğini veya ne yapmaya çalıştığımızı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir hareket yaparken gerek yurt içinde gerek yurt dışında, hı hı, eminim kafasında her Müslümanın olduğu gibi Mahkeme-i Kübra'da ne yapacağım, ben bunun hesabını nasıl vereceğim var. Ve buna göre hareket ediyor. Bugün yanlış veya eksik gözükse de uzun vadede bunun doğruluğunu görecek. Biz şu anda Tanzanya'ya, Mozambik'e, işte ben diğer ülkeleri çok fazla daha bilmiyorum, girip gayet rahat Avrupalıların yaptığı gibi, Amerikalıların yaptığı gibi sömürebiliriz. Çok da büyük para getiririz. Ama bizim geleneğimizde, bizim kültürümüzde, bizim dinimizde böyle bir şey yok. Ve inşallah, inşallah bu bize uzun vadede çok önemli dostluk kapıları açacak. Çok önemli kapılar açacak. Çok enteresan bir anekdot anlatayım. Tanzanya'nın, oradan girdi konu çünkü ben oraya gittim ve sadece orayı biliyorum. Peki. Bilmediğim şeyi de yorum yapmak istemem. Ama önemli. Şimdi ilk kez gidiyorsunuz. Benim özellikle parantez koyalım. 2006 yılında, 2004 yılında Çin'e bir seyahatim oldu. Bizden sonra da Amerika'dan gelen bir uçak vardı. Türklere öncelik verdiler. Yahudiler yoğunlukta gelmişti Çin'e. Pekin hava, devlet hava meydanlarındaki karşılamada Yahudileri en son sıraya attılar. İlginçti. 2004 yılında yaşadım bunu. Yahudileri aşağılıyorlardı. Allah Allah. Böyle bir şey yaşadım. Sonraki dönemlerde işte geçtiğimiz yıl sordum, aynı devam ediyor mu yöntem? Hayır dedi. Onlar da biraz daha kapitalist ve paranın tadını aldılar. Onun için orada da adamcılık başladı diye söylüyorlar. Yani 2006 yılına, 2004 yılına kadar böyle bir aşağılanma çizgisi varmış onda. Altını çizmemizde yarar var. Evet, buyurun. Mesela az da olsa üniversite sistemi gayet iyi. Gayet kaliteli. Hı hı. Bir İngilizlerden. Tanzanya'nın. Evet. Ama çok az. Çok şeyler yani, çok az var ama kaliteli. Buna rağmen birkaç figür elime geçti oradayken. Hali vakti yerinde yapabilecek bütün çocuklar, üniversite çalışan çocukların ciddi bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Dedim ki ya sizin burada üniversiteniz iyi. Artı işte bunlar İngiltere'ye de gidebilir. Hı. Veya işte Hindistan çok bağlı İngilizce. Gidebilir. Hı. İngilizce. Niye Türkiye'ye geliyor? Dedi ki Türk üniversitesinden mezun olup gelen çocuk dedi en fazla burada iş bulma potansiyeline sahip çocuk. Referans ama Tayyip Erdoğan. Eyvallah, o hep onu her yer, onu yani sokaktaki çalışan içinden yukarı en üst düzey siyasetçiye kadar görüyor. İhanet etmeyeceğini biliyor. Bu ahlaktan Türkiye'ye gidip Türkiye'de mezun olup gittiğinde evet Türk ahlakıyla geliyor. Daha merhamet çok yapısı. Yakında inşallah tahmin ediyorum. Bunu daha bir sonraki artık programda olacak. Birazcık daha rahat analiz anlatabilirim. Edeceğiz. O OKS diye bir oluşum var. Buralarla ilgili. OKS burayla ilgili bayağı bir çalışma yapacak gibi gözüküyor. Ve çalışmalar hep uzun vadeli. Hani meşhur hikaye vardır bilirsiniz. Hani Meksikalı'ya balık verme de balık tutmayı öğret hikayesi. Müthiş aç bir ülke. Ve bize müthiş bir tevazuları var. Ve tek bir sebep var. Maalesef tabii orada da bir 8-10 yıl evvel bir bu FETÖ'cü teröristlerin birçok Avrupa ülkesi gibi girişimi olmuş. Kesinlikle Türkiye'den gelen şey neyse, referans neyse bir anda bunu kesmişler. Bu kadar da güzel. Bir anda bunu kesmişler. Çünkü devlete karşı, Türk devletine karşı, Türk devletinin başındaki insana karşı çok ciddi bir şeyleri var. İlgi var. İlgi var, tevazu var. Çok ciddi bir saygı var. Ve onlar orada bayağı da yerleşmiş zamanında. Bunları yavaş yavaş şey etmişler. Böyle tek tük iş adamları kalmış şu anda. Evet. Okullar hızlı bir şekilde şey oluyor. Devrediliyor. Bu bizim, evet. Yani şimdi biz Avrupa'da bizi üstad da hani çok daha iyi bilir bu konuyu ama dediğim geçen gün referans olarak verdiğim konuşmadaki gibi Birinci Dünya Savaşı hala hakikaten bitmedi.
Ve bu savaş bizim üzerimize oynanıyor. Bunun sebebi petrol deyin, bölge deyin, strateji deyin, İsrail deyin, hani bir sürü şey sayabiliriz. Ama Avrupalıların bizi gerçek bir dostane davranışını beklemiyorum. Benim de birçok Avrupalı dostum var. Ama bu şahsi mesele değil. Bu hani bir devletler düzeyinde bir dostluğun bir taraftan Protestan kilisesine bağlayabilirsiniz, bir taraftan Katolik kilisesine bağlayabilirsiniz. Bir taraftan Avrupalıların ciddi bir batılı kısmının birbiriyle akrabalık ve krallık bağlarına ve bunların bize bakış açılarına bağlayabilirsiniz ama hiç kimse son 50-60 yılın da olduğu gibi Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Avrupalıların bize dost olarak bakmasını, dostane yaklaşmasını beklemesin. Bizim karşılıklı bir diyalogumuz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ili aslında şu an Avrupa tamamı sayı açısından herhalde değil mi? İstanbul'dan ve hatta İstanbul'dan sonra Ankara bile değil. Onlar bize bir takım şeylerde mecburcu, biz onlara bir takım şeylerde mecburcuyuz. Biz karşılıklı olarak adil bir şekilde, karşılıklı olarak saygılı bir şekilde yaşayacağız bir şekilde. Fakat Avrupa bunu 15 yıl evveline kadar çok Amerika çok rahat yapıyordu. Bize her şeyi söylüyordu. Biz de yapıyorduk. Hatta diyorduk ya bu istediğiniz bir şey değil. 3-5 de biz koyalım üzerine. Hani ne istiyorsanız. Siz yeter ki isteyin. Şimdi biz batılı gözükelim de. 15 yıldır bir şey çıktı. Bir adam çıktı. Dengelerini bozdu. 6-7 yıl evvel bir dakika dedi. Ve bozuldu. Şimdi bu adama işte hasta dediler, diktatör dediler. Daha bir sürü şey söyleyeceklerdir. Fakat şu an anlıyorlar. Ama dünya gerçeğini görüyor. Şu an görüyorlar ki, anlıyorlar ki ya bu millet bu adama oy veriyor. Çünkü güveniyor. Çünkü istediğini alıyor. Çünkü onun da istediği bu. Ve adamlar şu an diyorlar ki, düşünüyorlar analize ne yapacağız da. Ne yapacağız da bu adamı... Anlaşılan Avrupa'nın uzun süre daha Türkiye ile uğraşacağı gündemi var. Öğrenecekler. Peki, teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, kısaca hem Ebu Bekir Hocam hem de Onur Erim Bey'le birlikte bu Avrupa ile Amerika tarihini kısaca konuştuktan sonra Avrupa'da ticaret yapıp Türk girişimcilerinin adına rol model, örnek veya bana düşeni getirin dediğimizde Adem Taflan. Şimdi düşenin halinden iyi anlar. Avrupa'yı çok seven bir kitle var. Halen Avrupa hayranlığı da var. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hiçbir zaman Avrupa'ya ne hayran oldum, ne bir özentim oldu, ne de bir ilgi odağım oldu. Tarihinden bile dahi nefret ettim ki giyotini icat eden, kafa kesen bir adamın barbarlık tarihini öğrenecek kadar da herhalde zeki değildim, onu da söyleyeyim. Siz orada yaşıyorsunuz. Özellikle Türklere karşı son zamanlarda ötekileştirme, ayrılıkçı dediğimiz bir yapıda dışlanma var. Bunları neye bağlıyorsunuz? Nasıl gelişti de bir anda böyle antisemitizmden birlikte Türklere karşı düşmanlık? Evet, öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için ben Akit TV ailesine size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 2002 yılında, 2 yılında biz Vakit gazetesindeydik o zaman Frankfurt'ta. Biz kendi evimizde hissediyoruz. Öncelikle kendim onu söyleyelim. Tabii ben hocam Ebu Bekir hocam Birinci Dünya Savaşı'ndan gelişen aynen sürece kadar değerlendirdi. Avrupa'da son özellikle son 2 yıldan beri yaşanan süreci değerlendirmek iyi olacak bizim açımızdan. Hem de biz oradan beri Türkiye'ye bakabiliyoruz. Buradaki kardeşlerimiz evet, genelde buradan beri Türkiye'yi değerlendiriyorlar. Şimdi birincisi Türkiye'nin gelişim süreciyle ilgili de bunu Avrupa'ya yansıtabiliriz. Ne zaman ki Türkiye bazı şeylere hayır diyebilen Türkiye diyorum ben ona, hayır demeye başladığı andan itibaren ve özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 6 milyon bir Avrupalı Türk var. Bunlara 2002 yılında el uzatan, 1961 biliyorsunuz Almanya ile yapılan ilk işçi anlaşmasında biz buraya yaklaşık o dönemde ilk giden grup 400 bin kişilik bir grubu göndermişiz Ebu Bekir Hocam. Aynı dönemde başka ülkelerin de gönderdiği işçiler var. Japonlar var, Yunanlılar var. Bunların yanlarında rahipleri var, yanlarında tercümanları var. Yani o kadar dramlar yaşanmış ki benim Avrupa'ya giden örneğin Samsun'un Ayvacık'ın bir ilçesinden bir köyünden giden bir kardeşimiz oranın dilini bilmiyor, kültürünü bilmiyor. Yani yumurta isterken bile tavuk taklidi yapmak zorunda kalmış. Bu şekilde acılar yaşanmış. Orada bir nesli hemen hemen terk etmiş.
gitsin Avrupa'ya 61'de işçi işçi olsun. Oradan yaşanan süreçten sonra birinci nesil kiliselerde namaz kılmış, cuma namazları kılmış, daha sonra mescitlerini inşa etmiş ve bugün Avrupa'da Avrupa'nın 12 tane ülkesinde yaklaşık 2000'e yakın cami, 5000'e yakın STK, sivil toplum örgütü. Bunların içinde hemşeri derneklerinden tutun da çiçek böceklere kadar hepsi var. Yavaş yavaş oradaki Türk toplumu varlık göstermeye başlayınca ikinci nesil kalifiye işçi durumuna gelmiş. Üçüncü nesil yavaş yavaş üniversitelerde okumaya başlamış. Evet. Ve özellikle 1 Kasım seçimlerinde ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ilk oy hakkı Avrupa'da Türk vatandaşı olanlara verildiği anda fırtına koptu Avrupa'da. Orada seçim çalışmaları başlayınca. Oradaki insanlar kendi iradelerini ortaya koyma noktasında, fikir beyanında bulunmaya başladığı anda, hele bir durun bakalım, siz Avrupa'da yaşıyorsunuz. Sizi biz büyüttük burada. Biz sizi köle olarak getirdik hocam. Siz kalkıp bize akıl vermeyin. Artık girişimci olmayın. Avrupa fonlarından evet. 700 milyar euroluk gibi bir sigorta primi sahibi olmayın gibi bir şey var. Yani orada devasa bir Avrupa korkusu var aslında. Alman ekonomisinin %12'si şu an ticaret hacmindeki reel paranın Türkler sırtından döndüğü söyleniyor şimdi. Düşünün ki devletin bunun sırtından %12'lik bir vergi dilimine muhtaç oldu. Maşallah. Yani bunlar çok özel şeyler. Ama aynı zamanda da liyakatta benim çok özel takip ettiğim durumlar. Liyakatta da bu temsili hakkımızın da iade edilmediğini de görüyorsunuz. O işte bizim canımızı acıtıyor. Buyurun. Evet. Bu süreç yaklaşık bir göçün 50. yıl süreci yaşanıyor şu anda. Ben mesela 2500'e yakın Avrupa genelinde hemen hemen konferans, seminer vermediğimiz şehir kalmadı gençlerimize. Özellikle bu Avrupa'daki siyaset, bunu zannediyor ki Avrupa'daki Türkler, buradan da ben özellikle söylüyorum, sanki Cumhurbaşkanımızın Avrupa'ya sert çıkışından dolayı Avrupa'da bize bir karşı ön yargı var. Böyle bir şey yok. Avrupa'nın hep söylüyorum ben, 25 yıl önce Avrupa'nın 1200 kilometre bizim oturduğumuz yere, Bosna, Sarajevo'da, Srebrenica'da yaptıkları belli. Yani tarihleri belli, geçmişi belli. Ama tabii ki dış ilişkiler genelde şey üzerine kuruldur. Çıkar üzerine kuruldur. Çıkarın varsa dostluk yaparsın, çıkarın yoksa dostluk yapmazsın. Ama tabii Türkiye'nin bu süreci... Duygusallığa yer yoktur yani. Türkiye'nin Avrupa sürecini yürütürken oradaki Türkleri unutmaması gerekiyor. Yani orada unuttu bizim mu sizce? Şöyle düşünün, DİTİB, Diyanet Türk İslam Teşkilatı, yani devletin teşkilatı 82'de kurulmuş. Evet. 61. Hayır, şunu söyleyeceğim özellikle size. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetleri oradaki vatandaşlarını gerçekten unuttu mu? Yani böyle bir algı mı var? Şöyle söyleyelim, rahmetli Erbakan hocamın Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nı orada kurana kadar orada unutulmuş bir toplum var. Erbakan'dan sonra baz alınarak Görüyor. Evet, devletin unutması ise 20 yıllık bir unutması var. 82'ye kadar sadece döviz olarak görüyor. Evet, maalesef. 82'ye kadar. Bu yani hakikaten sadece mark figürü, dolar figürü olarak görmüş ve bütün Almancı dediklerimiz mark olarak görülüyor. Doğru. Vallahi evet. Almancı. Hatta geçen izin döneminde Hikmet Genç'i biz aradık zaten. Hikmet Bey de özür diledi. Bu Edirne kapıdaki o çöp olayı, çöplerin yere atılması, sanki orada Edirne valiliği çöpleri koymuş da Avrupalı Türkler yerlere çöp atmışlar. Hiç kimse şunu hesap etmiyor. Bir Alman turist 2 haftalığına Türkiye'ye, Antalya'ya tatile geldiğinde 700 euroya Antalya'da paşa gibi tatil yaşıyor. Ve otelinden çıkmaz, para harcamaz eskisi gibi. Yok çünkü. Bir Avrupalı Türk ise 5 kişilik aileyle geldiğinde izine yanında en az 10 bin euro parası vardır. Onun haricinde ya daire alır ya yatırım yapar. Ve her sene izine gelen toplam 350 bin Avrupalı Türk'ü düşündüğünüz zaman siz ekonomiye, Türk ekonomisine verdiği katkıyı düşünün. 2002 yılından 2008 yılına kadar, işte 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Türk Demokratlar Birliği'ni Köl'de, o zaman dönemin başbakanı şöyle derler, beraber açmasından sonra Avrupalı Türklere yönelik ciddi projeler gelişmeye başladı.
Ve bunun da gelişmesi lazım. Mesela biz şimdi kardeşimiz Tanzanya'yı konuşuyor, Afrika'yı konuşuyor. Afrika'nın birçok ülkesi hangi ülkenin sömürgesindeydi Ebubekir Hocam? İtalya ve Fransa. Mesela Strasbourg'da bir ilahiyat fakültesi projesi vardı. Buradaki yetişen, ilahiyat fakültesindeki yetişen gençlerimiz hem Fransızca hem İngilizce hem de 4 tane artı yabancı dil biliyor. Bunlar Afrika ülkelerine gönderilecekti. Ama Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlamayan oradaki 4 tane STK birbirine düşerek oradaki ilahiyat fakültesini de kapattık. Buyurun, burada. Yani deminki dediğiniz Cumhurbaşkanımızın hem cesur hem alt yapısını dolduran anlayışını maalesef idrak edemeyen bizim bürokrat kesimindeki insanlar var. Evet. Şu şekilde 2008'den sonra ciddi manada özellikle 1 Kasım seçimleri, daha 7 Haziran seçimleri, daha sonra 1 Kasım seçimleri ekranlara yansımayan işte kardeşlerimizin seçim çalışmalarında arabalarının yakılması. Efendim Hollanda başkanımızın evine 200 sivil polisin baskın yapması mahallesinde ki kendi bulunduğu bölgenin en büyük iş adamı. 200'e yakın işçi istihdamı yapan bir kardeşimiz. Onun için 200 tane polisten mi gidiyor? Sayıyı denkleştirmişler. İsterseniz biz bir reklam arasına gireceğiz. Tamam. Bu arada biraz soluklanmış olursunuz. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın, kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve Osmanlı'dan bugüne tekrar Sayın Sofuoğlu'na döneceğim. Hocam, şimdi çok güzel örneklerle ifade ettiniz. Aslında Avrupa'nın tarihini kısaca özetlediniz. Bundan sonra risk analizi yapacak olursa Avrupa neden bizden korksun? Şimdi şöyle bir şey var. Tarihteki hak ettiğimiz yeri şu 7-8 senedir almış durumdayız. Aldık mı? Alıyoruz. Az önceki olması gereken yer değil, daha da yükseleceğiz, ben bunu bekliyorum. Hı hı. Az önceki ifade ettiğim noktalarda tarihteki hak ettiğimiz yeri henüz alamamıştık. Hı hı. Neden? Çünkü bizim yöneticilerimize kafasına vurup susturuyorlardı, istediği şekilde hareket ettirtiyorlardı. Biliyorsunuz 1949'da silah ve patlayıcı fabrikamız patlatıldı, Nuri Demirhan fabrikası kapatıldı. Biz sanayi ve teknolojiyi beceremediğimiz için değil, bize yaptırmadıkları için geliştirememiştik. Çekoslovakya kadar biz becerikli değil miyiz yani? Yugoslavya kadar becerikli değil miyiz? Evet. Yugoslavya'nın muazzam silah fabrikaları vardı. Uçak fabrikası bile vardı. Yugoslavya'nın oto markası da vardı. Biz bu kadar beceriksiz değildik, değiliz. Dünya tarihinde bir sürü izler bıraktık. Medeniyet açısından da izler bıraktık. Dolayısıyla biz bu kadar teknoloji ve sanayiden uzak kalmamız, becerememizden değil, yaptırılmamamızdandır. Şimdiye kadarki yöneticilerin buna ikna olmasından, inanmasındandır. İnanmayan, ikna olmayan yöneticiler, rahmetli Menderes'in idam edilmesi, Özal'ın zehirlenmesi, rahmetli Erbakan'a iş yaptırtılmaması gibi sebeplerle, sabotajvari sebeplerle, suikastlerle bu şekilde ortadan kaldırılmıştır. Şimdi Türkiye çalışkanlığı ve gücü oranında, bu ikisi çok önemli, gücü oranında cesaret gösterdikten sonra biz sonuç aldığımızı görüyoruz. Bakın, şimdi çok somut işaretler söyleyelim. Biz Avrupa tarihinde kendimi Avrupa'nın parçası falan sayan bir ukalalıkta bir dilenmekte değilim. Bu coğrafya Akdeniz Havzası diye tanımlayalım. Akdeniz Havzası'nın bir parçası nasıl olduk, nasıl o durumdayız? Ben buna neden inanıyorum? Şu sebeplerden dolayı. Şimdiye kadar bu siyasette yoktuk. Bir sürü Orta Doğu barış görüşmeleri olurdu. Bizim dibimizde 100-150 kilometre, belki hadi bilemediniz 200-300 kilometre mesafedeki Filistin bölgesindeki barış görüşmelerinde biz hiç dahil edilmezdik. Sadece şimdi, o mu? Bir sürü şey söyleyebilirim. Hı-hı. Şimdi biz olmadan Orta Doğu Barış Görüşmesi yürümüyor. Bakın, Türkiye'ye ne diyorlardı? Gazetecilerin en fazla tutuklu olduğu ülke, OHAL ülkesi, diktatörün olduğu ülke falan diyorlardı. Değil mi? Afrin operasyonuna kalkıştık, biz başladık. Almanya'dan bir açıklama geldi. Dedi ki Almanya, Türkiye gazeteciler için gidilebilir bir ülke. Şimdi biz bunu söyleyince, efendim bu Almanya'nın daha önceki açıklamaları aslında siyasidir, reel değildir, doğru değildir deyince monşerleri geçtim. Bizim ezik dindar monşerler, ya sizin yaptığınız komplo teorisi yayıla yayıla onu söylüyordu. Sen komplo teorisi yapıyorsun diyordu. Şimdi sevgili ezik dindar monşer, söyle bakayım hangisi doğru?
Afrin operasyonuna kalkışmadan önce gazetecilerin en fazla tutuklandığı ülke diye tanımlama yapıyordu. Almanya, Avrupa Birliği. Şimdi ABD diyor ki gidilebilir bir ülke diyor. Bana söyle hangisi doğru? Siyasidir bu açıklamalar. Bu ikincisi de siyasi. Gazetecilerin tutuklu olduğuna ilişkin ifadeler de siyasidir. Öyle bir şey yok. Ama ben şimdi, onu dedirten güç ne aradaki fark? Onu söyleyeceğim şimdi. Peki. Şimdi ben tarihle hasbelkader meşgul olmuş birisiyim. Bana göz doktoru diye bir kimlik kartı verilince ben göz doktoru falan olmuyorum. Bir tane teröristten bozma tipe kimlik basın kartı verince gazeteci olmuyor. Kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Siz safsanız biz değiliz. Efendim. Şimdi Almanya neden böyle söyledi? Bakın. Şimdi bunu Sayın Taflan çok net, somut verilerle açıklayabilir. Bakın iddialı bir cümle kullanacağım. Ben bunu biliyorum. Bir sürü gerekçe de sıralayabilirim. Hı hı. Almanya özgürlüğünü Türkiye eliyle almaya çalışıyor. Angela Merkel'in şöyle yüzünü bir kaldırın. Tabiri caizse mazur görün lütfen. Altından bir Devlet Bahçeli çıkar. Tanımlamak için söylüyorum. Devlet Bahçeli'yle son derece saygım var. Özellikle Cumhur İttifakı ve daha önce ülkesi için yaptıklarından dolayı. Almanya kafasını kaldıramıyor. Çünkü sanırım 5. ordu Amerika'nın Almanya'da. Bir kaçıncı ordusu? Federal yapı olarak efendim, zaten 60, en çok üslerinin olduğu ülke. Evet, 65 bin askeri var Almanya'da Amerika'nın. 25 tane üssü var. Ve İsrail'e sürekli tazminat öder. Almanya'daki çocuklar müzelere götürülür, soykırım müzelerine. Bunu siz yaptınız diye her Alman çocuk aşağı yukarı böyle. Aşağılanıyor. Kendisi, kendi tarihini aşağılar. Yani nasıl bize tarihimizi aşağılattırmışlarsa şimdi bunu Almanlara yapıyorlar. Biz sıyrıldık Allah'a şükür. Allah korusun Sayın Erdoğan'a bir şey olsun. Bu azgın azınlık kaldığı yerden devam edecektir Osmanlı tarihi düşmanlığına. Kaldığı yerden devam edecektir. Şimdi biz sıyrıldık buradan. Şimdi Almanya kendi tarihini, kendi çocuklarını aşağılatıyor. Ama Almanya içinde henüz oranı çok düşük bir kitle var. Alman ırkı bundan rahatsız değil mi? Onu söyleyeceğim. Çok düşük bir kitle var Almanya içinde. Çok rahatsız bundan. Ama kafasını kaldıramıyor. Şöyle sağa sola bakıyorlar. Ama Türkiye, Amerika'nın egemenliğine, işte Almanya'nın açıklaması bundan dolayı geldi. Türkiye, Amerika'nın egemenliğine yıksa, yerin dibine göçertse manasında söylemiyorum. Dünyadaki prestijine dinlemeyip Amerika'yı devam ederse, zarar verirse bundan Almanya da karlı çıkacak. Yani Almanya tabiri caizse Türkiye'nin arkasından böyle hadi hadi git git falan diye tabiri caizse yavaş yavaş itlemeye çalışıyor. Aslında Almanya bunu Fransa'ya ve İngiltere'ye yaptırmaya çalıştı. Efendim, Birleşik Avrupa Birliği adı altında, BAB adı altında Avrupa Birliği ordusu kurmaya çalıştı. Hiçbirisini, evet, hiçbirisini başaramadı. Şimdi Türkiye'nin böyle bir ön alması önce Almanya'yı özgürlüğüne kavuşturacak. Bundan o kadar memnun oldu ki, vay be dedi, Türkiye, Amerika yapma etme dedi, Fırat Kalkanı'na kalkıştı. Biz Fırat Kalkanı'na kalkıştığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye geldi. Joe Biden, sen şurada kahveni iç. Ne zaman istersen o zaman gidersin. Kimse kimseyi dinlemedi. Biz Elbaba kadar gittik. Ya 20 kilometre derinliği geçmeyin falan filan dendi. Türkiye dinlemedi. Şimdi Fırat Kalkanı'na giriştik. Bir şey yapabildiler mi bize? Afrin affedersiniz. Bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar. Hı-hı. Meydan okur niyetiyle söylemiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hatta Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar var. Yani, ona işte Türkiye iyi okumalı diye Türkiye'de tenkitte bulunup muhtıra niteliğinde bir açıklama. Bakın az önce söyledim. Türlü 10 kere türlü diyeyim. Hı-hı. Yöntemlerle bizi durdurmaya çalışacaklar. Türkiye durmayacak. Sonuç ya Türkiye dursa neydi? Eğer eski Türkiye olsaydı muavenet zırhlımızı 92'de vurduklarını hatırlayın. 2003'te başımıza çuval getirdikleri hatırlayın. Kesinlikle sabotaj yapıp korkutup durdururlardı. Hadi yapsınlar aynısını. Yapsınlar bakayım. Ya buradan bir sonuç çıkarmamız lazım bizim. Biz Amerika'yla şu an görüşmeler yapıyoruz ya, Amerika'nın hatırına ya da ne bileyim bizim kaşımıza gözümüze olmuyor bu. Sahada kazandığımız için mecburen yapıyorlar bunu. Tekrar meydan okur, savaş çığırtkanlığı trinden söylemiyorum. Hayır canım, artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim canımız yanıyor. Bundan sonra dayanmaya devam edecek. Biz bundan sonra operasyona kalkarız. Anladıkları dilden konuşuruz. Amerika hatırlayın, ondan önce ne diyordu bize? Biz Amerika'ya söylüyorduk, affedersiniz. Güvenli bölge, güvenli bölge, güvenli bölge. Söyle de dur, duvara konuşuyordun. Sonra şimdi Amerika diyor, ya güvenli bölge. Hatırımız için mi? Asla. Durdurabilmek için. Türkiye bundan sonra, bu barış görüşmeleri beni tedirgin ediyor. Türkiye bundan sonra Münbiç,
Tel Abyad, Kobani, Ayn el-Arab dahil Irak sınırına kadar gitmeli. Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Amerika ile kısmen de olsa uzlaştık dedi açıklama. Ya bu, konusunda. Bu diplomatik görüşmeler sürdürülmeli. Buna bir şey söylemiyorum. Evet. Bu olabilir. Fakat Türkiye... Ama ideal fikrimiz net yürüyor mu? Ben şu an yürüdüğünü düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey oldu. Türkiye'yi biliyorsunuz değişik defalarda, değişik tekliflerde durdurmaya çalıştılar. Türkiye durmadı. Şimdi burada Avrupa Birliği perspektifinde Türkiye nasıl görünüyor kısmını konuşuyorum. Almanya meselesini söyledim. Türkiye gidiyor, atlıyor, Macron'la görüşüyor. Macron'la istediği açıklamayı yaptırabiliyor. Niye? Fransa deyince, Fransa ya kardeşim sen şu kenarda otur denilen bir devlet şu an. Uzun yıllar İngiltere'nin dümen suyundan çıkamadı. Şimdi Almanya'nın dümen suyundan çıkamıyor. Süper güç olamadı Fransa, Napolyon dönemi hariç. Sarkozy seçimi bundan dolayı kaybetti. Yani De Gaulle döneminde biraz kısmı. Ve biraz kafayı kaldırmaya çalıştı. Mesela Sarkozy, Cartoon. Tam bir Amerikan esiriydi Sarkozy. Merkel. Sarkozy, Cartoon, Merkel deyin. Kendi ülkesinde bile Sarkozy'nin ne kadar karikatürlerde aşağılandığını görürsünüz. Seçim kaybetti. Holland aday bile olamadı. Niye? Ya biz hala dümen suyunda mı devam edeceğiz efendim? Bir İngiltere'nin, bir Almanya'nın. Şimdi burada birinci sınıf devlet olmaya çalışıyor. Ermeni soykırım ya acaba falan laflar etmesin sebebi Türkiye beni bırakma diyor efendim. Şimdi burada Almanya ile görüşmesi Sayın Erdoğan'ın hangi şeyden sonra gerçekleşti bunu çok iyi anlamak. Peki hocam. Şurayı söyleyeyim müsaadenizle. Türkiye'nin gücünü buradan çok daha iyi anlarız. Türkiye Almanya ile görüşmeye Sayın Çavuşoğlu'nu gönderdi hatırlarsanız. Sigmar Gabriel ile birbirlerinin çaylarını doldurdular. Bunlar mesajdır. Tunus'taki ziyaretinde Sayın Erdoğan dedi ki Beşşar Esed teröristtir dedi. Durduk yerde söylemedi bunu. Yani ya sabah kalktım şu Beşşar Esed'e bir tokat atayım değil. Niye? Beşşar Esed Afrin operasyonuna kalktığımızdan dolayı Putin ona şunu söyledi. Beşşar yürü kardeşim dedi. İdlib bölgesi anlaşılmış bölgeydi. Yani Afrin operasyonu sebebiyle Türkiye kafasını kaldıramaz şeklinde Beşşar Esed'i yürütmeye çalıştı. Türkiye ne dedi? Beşşar Esed teröristtir dedi. Onunla kalmadı. Dedi ki Putin'e tabiri caizse, Putin, Avrupa Birliği beni bekliyor, haberin olsun. Merkel'le görüştüler. Ondan sonra Macron'la gelir gelmez Sayın Erdoğan Macron'la... Putin'in çok önemli açıklaması var diyor. 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde ilk kez bir lider olarak karşımıza bir şey çıktı. Bize bir şey anlatıyor. Yani burada Putin'in... ilginç teşekkür ederim. Bir şey hatırlatmada bulundunuz. Putin daha sonra Sayın Erdoğan Macron'la görüşüp Çavuşoğlu'da Sigmar Gabriel'le görüştükten sonra Putin Erdoğan'ı arıyor. Diyor ki Sayın Erdoğan bizim uçaklarımız tahrip edildi ya siz vurmadınız biz bunu biliyoruz. Bunun için aranmaz başka bir şey için aradı. Yani Sayın Erdoğan'ı habire test ediyorlar ve aynı Erdoğan olduğunu bir daha öğrenip hüzünle yerine oturuyorlar. Burada Beşşar Esed'i yürütüp... Kimseyi satmadığımızı da biliyorlar. Tabii Allah'a şükür. Şimdi burada Beşşar Esed'i İdlib'e yürütüp Sayın Erdoğan'ın bir şey yapamayacağını zannetti. Sayın Erdoğan dedi ki Putin Efendi bak... Gözlerini iyi aç. Bir gün öncesindeki bir açıklamaya dönelim. O da şu. Esad güçleri PYD'ye destek olmak için yola çıktılar. Aynı gün Türk topçuları tarafından vurulması mesajı da var. Bak ne var biliyor musunuz? Başka İngiltere. Bir şey burada. Onu iyi ki hatırlattınız. Ben Türkiye'deki aydınları bir türlü anlayamıyorum. Anlayamazsınız ki. Bu kadar ödlek... Valla ben Cumhuriyet'in çocuklarını bir türlü anlayamadım. Ben bunu bunların içinde, bakın bunların içinde bizim ezik dindarlar da var. Bakın. Bu kadar ödlek tavuk olunmaz ya. Ben hatırlıyorum o dönemi. Ya şunu söyleyeyim yine bir, hocam bak bir yerlere laf şunu gitmesin bitireyim de. Evet, müsaadenizle affedersiniz. Bu kadar ödlek tavuk olamazlar. Ya ben yine bir televizyon programında konuştuk. Beşşar Esed devreye girecek deyince herkes iliklerine kadar titredi. Yahu niye korkuyorsunuz? Beşşar Esed denilen kişi çok özür diliyorum. Ölmüş eşek ya. Kendi ülkesinde bütünlüğü sağlayamayan Beşşar Esed. Biz neden korkuyoruz? Hemen medyada yazar çizer takımı ya olur mu işte görüşmeler ya yoluyla. Bizde ulusalcı bir kanat var. O ulusal. O başka. O başladığından beri aynı bozuk plak. Devlet olarak diyor ki efendim Esad'ı karşı taraf olarak kabul edin lütfen diyor. Yani adam yerine koyun ya neyini koyayım. Yani. Ya onun
Şimdi onun bir ajandası var, o ayrı da. Burada bizimkilerin bu ödle korkak tavuklar, sonra ne görüldü? Bir tane dediğiniz gibi top attık, tıpış tıpış geri döndüler. Ya az önce söylediğim gibi türlü yöntemlerle biz Türkiye'yi nasıl durdururuzun hesabındalar. Son uzattım belki şunu da söyleyeyim. Mesela Beşir Esed'in muhatap alınması meselesi. Bunu konuşan kişiler, başta CHP, bu ulusalcı ekip de aynı şekilde, bozuk plak gibi aynı şeyi söylüyor. Mezhebi ilişkilerde dış politika sürdürülebilir bir politika mıdır hocam? Yani tabii ki bu kabul edilemez. Hani çıkarlar söz konusudur. Bakın şöyle bir şey var. Beşşar Esed nedir biliyor musunuz? Beşşar Esed, Kuzey Kore, Çin için ne ise Beşşar Esed Putin için odur. Şöyle düşünün, mahallenin kabadayıları birbirlerine girişmeden önce, tabiri caizse, ne derler küçük çocuklara? Yavrum şuna bir dil çıkar bakayım. Göster. Kuzey Kore'ye yaptırılan, Amerika'ya yaptırılanı Çin yaptırıyor. Beşşar Esed'in yaptırdıklarını da Putin yaptırıyor. Sen Beşşar Esed'e razı olursan Suriye'deki kazanımlarının Beşşar Esed sen arkana döndükçe santim santim geri alacak. Sen buna nasıl güvenirsin? Sırtlan mantığı var orada. Tabii ki. Şimdi peki, sen buna güveneceksin. Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarını PYD'ye, bölgeyi teslim eden Beşşar Esed değil mi? Şimdi o Beşşar Esed'le görüş diyenler PYD'yi kendi bölgesinden geçirdikten sonra hepsi sustu. Sizin dış politik ufkunuz neymiş? Konuşun bakalım şimdi. Vallahi ben az önce bir kelime söyledim. Hocam onu tekrar söyleyeyim. Ben 94 yıllık Cumhuriyet çocuklarını bir türlü anlayamadım. Hani Cumhuriyet çocuğu nasıl tanımlaması yapılır, o da ayrı bir konu, tartışılır ama şu kadarını söyleyebilirim. Ecdadı ve geçmişi belli olan bir milletin çocukları Cumhuriyet'le yüzleştiğinde Cumhuriyet çocuğu atasını iyi bilmeli. Eğer bunu kavrayamadığı veya analiz edemiyorsa o da onun acizliği. İşte o bahsettiğiniz ne derler ona, mutlu azınlık sıfatı veya daha ağır bir takım ifadeler var. Bunlar da çok rahat kullanılabiliyor. Beyaz yakalı mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz, monşer mi dersiniz, birçok şeyde yumuşak arın bölgesi çok. Ben şu Cumhuriyet çocuklarıyla birlikte Onur Erim'e dönmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet çocuğu deyince de ulusalcıların bir tanımlaması var. Hadi oradan efendim diyor, kravat takıyorsunuz, mendil takıyorsunuz, siz de Cumhuriyet çocuğu değil misiniz? Ya ben senin gibi zihin olarak iradesi esir alınmış, birilerinin idealleri noktasında hürriyeti esir alınmış bir adam değilim. Cumhuriyet çocuğu vasfı dediğiniz kılı kıyafetten olmak değildir, beyin olarak. Kesinlikle. Orada cevap vermek istiyorum, açıkçası bu. Evet. Onur Erim, ya modern bir adamız, hadi öyle diyelim tabiri. Cumhuriyet'in çocukları gerçekten yurt dışında, biz 94 yıllık bir cumhuriyet olarak kazanımda dediğimizde kazanım ne var elde? Şimdi önce sizin yaptığınız referanstan, çünkü içimde kalacak söylemezsem. Peki. Şöyle bir durum var ya, ben olaya hep böyle baktım ve şunu da çok büyük açık yüreklilikle söyleyeyim. Son 15-20 yılda ve özellikle rahmetli Menderes'i, Özal'ı birebir üniversitede mi yaşadım ve o zaman tanımadığım ama sonradan tanıdım, belki en fazla okuduğum rahmetli Erbakan ve 15 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımızın takibin sonucunda ben de şöyle bir kimlik demeyeyim de şöyle bir düşünce yapısı oluştu. Ben atamızı Türkiye Cumhuriyeti Türklerin kurduğu 17. Cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olarak almıyorum. Evet, rahmetli Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin, bu devletin kurucusudur. Büyük bir ekiple çok da büyük bir iş başarmıştır. Ancak benim 16 tane daha evvel gelen devletim var ve ben ecdadımın tamamını atam olarak görüyorum. Sanıyorum ülkemizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi, hani bu şey cumhuriyet çocuğu, yani sonuçta hepimiz cumhuriyetin çocuğuyuz. Hepimiz cumhuriyette doğduk, şu an burada oturan ve Türkiye'de yaşayan aşağı yukarı herkes. Hayır, bir kesim var ki bir çocuk tarifi var bunlarda.
Yani başka bir gezegende mi yaşıyoruz? Nasıl bir şeydir? Yani nasıl onlardan olacak? Nedir bu cumhuriyet çocuktan ama? Ben bilemiyorum. Yani benim ya onlar gibi benim edindiğim tabii ki değil. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki onlar gibi düşünecek. Onlar gibi düşüneceksin. Onlar o onlara göre ama hocam. Şimdi yani o onlara göre. Şimdi ben saklı kalsın benim ortak değerlerim bellidir. Benim ortak değerlerim bu devlettir. Evet. Benim ortak değerim bu vatandır. Bu benim ortak değerim bu millettir. Hı-hı. Benim ortak değerim bu bayraktır. Bu milletin içerisinde benim Kürt kardeşim de var, Laz kardeşim de var, Çerkezi de var, Alevisi de var, Sünnisi de var, Ermenisi de var, Yahudisi Üniter de var. Üniter devlet yapısını kesinlikle. Herkes. Ben gurbette yetişmiş bir yani çocukluğumdan itibaren neyse gurbette yetiştim. Ben kimse kusura bakmasın gurbette benim kadar milli duygularla de milletini savunan gayrimüslim kardeşlerim de oldu, Yahudi kardeşim de oldu, Ermeni de oldu, Süryani de oldu. Bunun tersi de oldu, düz de oldu. Sonuç itibariyle bu bayrağa, bu vatana, bu devlete, bu millete sahip çıkan herkes bu toprağın evladıdır. En az benim kadar da hakkı vardır. Bunu böyle görüyorum. Anadolu'nun tarihi misyonu da bu değil mi? Osmanlı'nın herkesi bağrına tarihi, basmış bir milletten bahsediyor. Osmanlı'nın verdiği oğra bu zaten. Dünyası. Evet. Osmanlı'nın verdiği bizim dinimizin emrettiği temel değerlere bakarsanız o da aynı kapıya çıkıyor. Hı hı. O da bize bunu emrediyor. Osmanlı zaten bunu destur edinmiş. Hı hı. Ama maalesef biz tabii biliyorsunuz uzun yıllar kendimizi idare ettiğimizi sandığımız bu ülkede şöyle yöneticiler de vardı. Tövbe işte hacca niye gideyim, araba para kazandırayım diyen insanlar da bu ülkeyi yönetti. Yani bir de kedisini köpeğini Arap ismi takan insanlar da vardı. Ya özeleştiri de yapıyorum. O insanlara da ki çoğu bunların hatta herhalde hepsi rahmetli oldu. Diyorum ki ya her şeyi belki bulunduğu zaman dilim içerisinde değerlendirmek lazım. Bu insanlara da maalesef böyle öğretilmiş. Yani bu insanlara ders veren hocalar buraya özellikle gönderilmiş. 1930'larda, 40'larda İstanbul'daki özellikteki üniversiteden herhalde 1-2 saat hepsi İstanbul'da o sırada. Gelen hocaların tamamı Birinci Dünya Savaşı'ndan kaçan özellikle Alman hocalar, Alman Yahudi hocalar. Ben bunların sadece oradan kaçtığı için gele gele bir tek Türkiye'ye mi geldi bunlar? Ben bunların, ikinci Dünya Savaşı, özür dilerim. Ben bunların buraya şeyle geldiğini zannetmiyorum. Böyle çok bilinçsizle gönderildiğini falan zannetmiyorum. Hayır. Bu ülkede maalesef ecdadından, tarihinden, hatta milletinin kendisinden nefret ettirilmiş bir grup yetiştirilmiş. Onlara da acıyorum. Hani bu güruha da acıyorum. İttihatçılar. Ama bu yapılmış yani. Tamam bu adamlar hain. Hain demek. Maalesef çok ama o bir hafif kalır bence de. Maalesef var ama bir de bunu buraya getiren var. Ne? Yani şimdi Allah razı olsun bunu yapanlardan ki sanıyorum, tahmin ediyorum gördüğüm kadarıyla bunun en önde bunu ısrar edenlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Abdülhamid'i tanıdıkça, gördükçe, daha fazla okudukça aslında sevgimiz daha çok artıyor. Ya sevgimiz artması ayrı bir şey. Bir insanı seversiniz, sevmezsiniz ama o insanın yaptıklarına saygı duyarsınız. Bakıyorsunuz ya bu ülke nerelerden dönmüş. Yani ben hatta yani dua ediyorum bu ülkede Müslüman kalmış. Çok net söyleyeyim yani. Hani bu kadar. Yapılanları görüyorsunuz, edilenleri görüyorsunuz. Ben bir tarihte Amerika'nın en büyük Müslüman zenci liderlerinden W.D. Muhammed'in danışmanlığını yaptım. Tesadüf, şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Biraz tarihlerine baktım. Bir adam var, halen bilinmiyor kim olduğu, nereden geldiği ve nereye gittiği. 6-7 yıl görünüyor. W.D. Muhammed'in babasına esas Vrid Muhammed'i Müslüman yapan Münir adında birisi. En büyük terörlerden birisi Osmanlı ajanı olduğu ama bilinmiyor. Geliyor. Bunlar işte diyor ki zencilere, siz diyor Müslümanlığı öğretiyor, tebliğ ediyor ve Müslümanlık hızlı şekilde yayılıyor. Bu zavallı kardeşlerimiz yaklaşık 10 yıl kilise düzeninde ve kilisede, burası cami diyorlar. Cami böyle bir şey diyorlar. Ve kilise üzerinde oturuyor kadın erkek karışık. İncil'in aynısını, John kitabı herhalde, İncil'in aynısını İsa, Hazreti İsa Efendimiz'in kelimede İsa'yı çıkarıyorlar, Muhammed'i koyuyorlar, onu okutuyorlar. Bunu anlatmıştı bana.
Şimdi tabii çok Amerika zenciri o zaman tamamı aşağı yukarı neredeyse şey bilgi cahil. Beyaz adam tanımı oradan geliyor zaten. Adam onu getirip birileri de bize gelmiş demiş ki 20'lerde, 10'larda, 30'larda bak kardeşim Müslümanlık böyle bir şey. Ha. Bak tamam Müslümansınız evet ama laik de olmanız lazım. Türksünüz evet ama bak bu Osmanlı olmaz yani. Siz yeni bir cumhuriyetsiniz, laiksiniz. İşte demokratsınız. Ne kadar bunu öğretenlerin demokrat olduğunu zannediyorum. Özellikle son 2-3 yılda Adem Bey'in bayağı bir hikayesi vardır. Biz onların Türkiye'de affedersiniz devam edin lütfen. Estağfurullah. Biz onların bizim demokratlığımızı onlar su bile dökemezler. Diyor insanı değer. 27 yıl bu ülkeyi tek partiyle yöneten onlar neresi demokrasi? Neresi demokrasi? Şimdi şu son zamanlarda belki konusu değil. Hocam şurada cevaplarsanız iyi olur. Onur Bey'e tekrar oradan dönelim iyi olur. Mütedeyin Müslümanlar ayrıştırılma noktasında aslan ve tilki hesaplaşması adı altında yedirilmeye başlandı. Evet. Harcanmaya başladı. Evet. Bu bir plan mıdır, proje midir? Kesinlikle plandır. Bakın bu siyasi parti ismiyle konuşacak olursak, hı hı, AK Parti'ye en fazla oy veren kitle dağıtılıyor şu an. Kimi hocalar belki maksadını aşan sözler söylemiş olabilirler. Belki. Efendim. İnsandır. Bu tür ifadeleri kullanabilirler. Burada ama niye... karşı mahallenin yaptığı açıklamalar ve ben daha Sera Kadıgil'e hiçbir savcının şehitler ölmez cümlesinden tiksindiğim kadar hiçbir şeyden tiksinmiyorum ifadesine hiçbir savcının daha soruşturma başlattığını duymadım. Çok net. Duymadım. Bugün gazetenin bir sürü manşet attı, edepsizlikleri yazdı. Bir tane gazete tuttu bunu, efendim Akit'in edepsizliği olarak tanımlıyor. Bizim aile yapımız tarihler, yani 5000 yıllık tarih boyunca bellidir. Bu kadar edepsizlikler ayyuka çıkmadı. Kimse bunlara şunu demiyor. Ya siz de ya böyle konuşmasaydınız iyi olurdu, şöyle yapmasaydınız iyi olurdu. Nedir ya bunlar? Kimisi çıkar ezandan rahatsız olur. Kimisi çıkar aile değerlerimizle işte çok özür diliyorum ya uygun değil. Burası benim şunu yaparım bunu yaparım diye edepsizce laflar edilir. Kimse bunlara dokunmaz. Kimse bunlara şöyle değil de böyle konuşsaydınız daha uygun olurdu demez. Evet düzgün konuşalım. Biz de konuşalım. Doğru tamam. Ama bana saygı göster ben size göstereyim. Elbette. Sen de konuş ama. Evet. Bir de başka bir şey var. Bu bir fetvadır ya. Müslümanları bağlar. İnanırsın inanırsın. İnanmazsın inanmazsın. Senin bileceğin ama bir şey. En çok ses Salyangoz Mahallesi'nden çıkar. Kesinlikle. Şöyle de bir şey var. Hı hı. Bu Müslümanları ve bu konuda sıkıntı yaşayan efendim özel durumda olanları bağlar. Herkesi bağlamaz. Belki bazı cümleler düzgün ifade edilebilmeliydi ama asla linç olamaz. Bu bir operasyondur. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Hı hı. En sağlam. Ama içimizde şimdi bu bir operasyon da hocam şöyle bir şey. Kasıtlı bir planlama var. Bu tabii planlamaya ki yenik düşen yine Cumhurbaşkanımızın etrafındaki kişiler. Yani kalkıp karşı mahallenin dilinden çok rahat kendi insanlarını harcamaya başladılar. Bunun sandıktaki bir faturasını bugün hesap edemiyorlar mı? Ben kimi köşe yazarlarını gördüm. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yakın çevresini tam bilmiyorum. Kimi köşe yazarlarının bu konudaki beyanını gördüm. Nurettin Yıldız Hoca'ya acayip suçlama yapıyor. Kullandığı referans Dostoyevski. Ya ne iyi. Sen Türk düşmanı, İslam düşmanı birisinin referansıyla Nurettin Yıldız Hoca'yı suçluyorsun. Aynı kefeye koyuyorsun. Şimdi kime sırtını dayıyorsun, kimi suçluyorsun? Bakın bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında en sağlam kesim, yani ötekileştirmek niyetiyle tabii ki konuşmak istemiyorum ama sağlam verilere göre, somut verilere göre, efendim oranlara göre konuşacak olursak, şimdiye kadar AK Parti'nin en fazla oy aldığı kesim küstürülüyor. Bugün, dün İhsan Hoca, ondan sonra Faruk Hoca, bugün Nurettin Hoca, yarın kimi ötekileştireceksin? Yarın kimi kurban vereceksin bu tanrıların efendim bu, efendilerine? Bunlara kimi kurban vereceksin? Savaş baltalarını alıp koşuyorlar. Başka bir şey daha var. Bu bir fetvadır.
İslam alimleri fetvaları... Dün de bu konu çok tartışıldı. Diyanet Tabii. İşleri Başkanlığı'nın içtihat kısmındaki fetva revizyonu yapılması gerekiyor mu? Bunun üzerine ben bir alim değilim. Yani bu fetvayı yorumlayacak da değilim ama şu kadarını söyleyebilirim. Bir vatandaş olarak da evet. Türk toplumunun kelime algısı üzerindeki yanlışa çekilebilecek bütün terimlerin gözden geçirilmesi gerekir. Elbette. Doğru mu? Tabii ki canım. Tabii. Ama hak olan kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bu noktada, içtihat noktasında bu ülkenin alimlerine de ihtiyaç var. Bunun hızlı bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı gözden geçirmesi gerekir. Ya başka bir şey var. O konuda bilgin olup önemli aydın dediğimiz benim açımdan alimdir. Yani 3-5 zibidi değil, onu çok kesinlikle açık ve net söyleyebilirim. Kesinlikle. Onur Bey ben deyince hemen bakıyor acaba kimlere diyor diye de onun için şu. Bizde şu var. İnsan ilmine yatırım yapmış herkes bizim başımızı tercihtir. Yani bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama benim ülkemin değerleriyle, insani değerlerimden, kodlarımdan oynayanlara da ben müsaade etmemem gerekir. Tabii. Açıkça onu da söylememize yarar var. Buyurun hocam. Şimdi belki Nurettin Hoca bazı şeyleri daha işte daha usturuplu, daha oturaklı bilmiyorum. Ona akıl verecek durumda değilim. Örneğin Ahmet Keser'in bile dayı konuşması nereden nereye çekildi? Tabii. Yani bunlar zor şeyler, süreçler şekilde, ama konuşulmaması gerekiyor. Tabii. Evet, konuşulmaması gerekiyor. Ama şu, kalkıp karşı mahallenin söylenenlerinden bir anda linç yapmak kime kaldı? Ya başka bir şey var. Kime denize kaldı? Dökecek dedi bir tanesi ya. Bir şey yapıldı mı? Denize dökecek dedi. Yapılmadı. Bu kadar süreçte. Yani bu şiddet içermeyen, hakaret içermeyen sözler sonuçta nedir biliyor musunuz? Fikir pazarıdır. Fikir pazarına Nurettin Hoca ya da herhangi birisi getirir fikrini sunar. Kimse alıcı bulmazsa alır gider fikrini. Evet. Şimdi herkes görüşlerini kimseyi incitmeden, hakaret etmeden kullanabilir, kullanmalıdır. Fakat bunun üzerinden linç kampanyası olmamalıdır. Şimdi benim asıl kaygılandığım şey şu. Bugün az önce saydığımız hocalar, yarın bu tanrıların istedikleri, yarın hangi birisi olacaksa o hocalar, birer kişiler bunlara kurban edildiğinde, yarın 2019'da biz bu hocaların, bunları seven insanların gönüllerini nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Biz eşit muamele istiyoruz. Biz ayrıcalıklı bir şey istemiyoruz. Biz Türkiye'deki filanca medyaların istediği gibi fetvalar yayınlanmasını istemiyoruz. Evet. Bir dakika ya, siz kendi kanaatlerinizi istediğiniz gibi konuşun, yazın, çizin edin. Bizim nasıl fetva alacağımızı siz söyleyemezsiniz. Nasıl fetva alacağımızı bu konuda ilmiyle amil hocalar söyler. He, hocalar öyle konuşur ki marjinal ifadeler konuşur. Onları zaten toplum kendisi tasfiye eder. Buna sen karar veremezsin. Sen edepsizliği fikir özgürlüğü olarak tanımlıyorsun ya, edepsizlik Ebu Bekir Sofon'un ifadesiyle belirlenmiş bir şey değildir. 5000 yıllık Türk tarihi, 1000 yıllık İslam tarihinde hiçbir şekilde karşımıza çıkmamış örnekler, orası benim şunu yaptırırım, burası benim şunu yaptırırım falan ifadeleri, bunlar nedir? Bunlar kabul edilir ifadeler midir? Saygın hanımefendileri ilzam eden ifadeler peki, değil midir? Peki sözüm ona, ezik Müslümanlar tayfası oluşmaya başladı. Batı hayranlığı içerisinde birilerine daha yakın olma, günü en iyi şekilde kurtarmanın derdine ve peşine düşenler. Bunların da bir faturası olmaz mı? Şimdi bunlar var ya, bunlar çoktan aslında bize daha fazla hiza vermeye çalışacaklar da usturuplu, işte uygun yollarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunlar bizim Fırat Kalkanı'nda operasyona kalkışmamıza da mani olan kişilerdi. Evet. Şimdi onların zayıf noktalarından vurmak niyetiyle konuşmuyorum. Bunu niye söyledim? Fırat Kalkanı'na niye konuyu getirdim? Bunların merkezinde Batı var. Az önce Dostoyevski referansını söyledim. Onu söyleyeyim. Merkezinde Batı var bunların. Evet. Batı ile aman aramızı bozmayalım, aman diplomasi yürüsün. Tamam yürüsün de kardeşim, onlar bize aynı saygınlıkta, aynı sadakatte, aynı dürüstlükle yaklaşmıyorlar ki. PYD denilen vahşi bir örgüt bizim güney sınırımızı kapatıyor. Biz o sırada Amerika ile, Almanya ile, Merkel sürekli bizim ülkemize geliyordu, hatırlayın. Görüşmeler. Çıldırıyoruz diyoruz ki gözümüzün önünde şurada. Bir dakika ya diyoruz. Ya John Kerry, ya Merkel, bu bizim sınırımızı kapatıyor ya. Biz habire görüşüp duruyoruz, bir şey olmuyor. Ya 7 kilometre kadar düştü Cerablus Mare hattı.
7 kilometre ya. Buradan havaalanı ne bileyim belki de Yenibosna'nın girişi kadar mesafe. 7 kilometre sonra bizim sınırımız kapatılacaktı. O şu an uğraştığımız binlerce ton tüneller oralara da döşenecekti. Oralarda da şehitler verecektik. Ve hangi derin aklı o tünelleri icra ve faaliyetlerde kullandı o da belli. Yani şimdi bu ezik dindar monşerler. Ya görmüyor musunuz bunları? Biz bir Fırat Kalkanı operasyonuyla... Ama onlar sevimli geldik. Çocuklardı. Onlar kendi ülkelerini savunan çocuklardı. Biz ya, tekrar... Evet. Şimdi burada benim kaygım şu. Kimileri yanlış cümleler kullanabilir. Bunu diyerek sürekli yanlış demeye getirmiyorum. Siz bu karşı mahalledeki efendim dinimizle alay eden kitleye gösterdiğiniz tahammülü lütfen bu tarafa da gösterin. İnsanların gönüllerini kırmayın. Bu insanlar sizi seviyor. Siz bunların gönlünü kırıyorsunuz. Bunlar sizin en sağlam kitlenize, en sağlam tabiri caizse hoş değil ama oy deponuza girmişler. Burayı bombalıyorlar. Burayı dağıtıyorlar. Ya birilerinin bunu görmesi gerekiyor. Yani aslında etraf kuşatılmış ve derinlemesine gidiyor. Dün CHP bir açıklama yaptı, özür diliyorum. Estağfurullah. CHP İslami konularda da konuşmaya başladı. Şey dedi, zemin... ayet ve hadisle ilgili değerlendirme yapmak kulların haddi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı onları kastetmediğini. Zıt hemen oradan fırça buldu, fırsat buldu. Kastetse ne olur? Sayın Cumhurbaşkanımız... kamuoyunun bildiği kadarıyla, bizlerin bildiği kadarıyla yakın arkadaş, çevre, dost, dava arkadaşlarının dışında zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki şiarı belli. Aynen. Hani yapsa ne olur? Yok. Belli. Küçük. Bu yüzden seçilmiş, bu yüzden buraya gelmiş birisi yani. Yani şey belli, amacı ve faaliyeti. Benim burada, elbette benim Sayın Cumhurbaşkanım biz buna ilişkin yüzlerce, binlerce örneğini biliyoruz. Mezarlıklarda Kur'an okuyan birisi, gözü yaşlı bir insan. Maşallah. Fakat şu küçük bir tökezlemede acaba ben buradan bir şey çıkarabilir miyim? Çakallığında. Ya dürüstsen, senin daha önceden söyleyeceğin çok şeyler var. Efendim. Yani... daha fazla revize edilmesi lazım anlaşılan. Siz epey dertlisiniz bu akşam. Çok üzgünüm. Peki teşekkür ediyorum. Onur Erim şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ondan sonra Adem Bey'e geçeceğim. Evet Tanzanya örneğini gösterdik ama ABD'nin Trump'la ilgili daha önce biz bir iki defa yayın yapmıştık. Evet. Orada da siz tezlerinizde farklı bir tez olarak ben iyi niyetten bahsetmiştim. Siz de dediniz hayır onlar biraz farklıdır. Türkiye ile ilgili ilişkilerde o kadar da duygusal bakmazlar. Böyle ticari dostluklar da bir kenara sömürmek için gelecekler diye söylemiştiniz. Peki aynı konuya tekrar dönelim. Membiç üzerinden özellikle Afrin'den Membiç'e bu süreç içerisinde Amerika dış politikası Türkiye'ye nasıl bakıyor? Şimdi Amerika dış politikasının Türkiye'ye bu konuda nasıl baktığı biraz okumak zor. Çünkü hangi Amerika'yı okuyacağız onu bilmiyoruz. Şimdi Amerika'nın bizde birçok yazar, çizer, yazılı medya, görsel medya diyor ki Amerika'nın kafası çok bulanık. Gerçekten Amerika kafası bulanık mı? Hayır, Pentagon ortalığı mı bulandırmak istiyor? Yani Amerika'nın kafası ne kadar bulanık tabii bunu da bilmiyoruz. Şöyle bir durum var. Çok yakın zamanlara kadar, yalnız bu sadece Trump değil. Muhtemelen Obama'nın başladığı yılla başlayan bir durum olabilir. Amerika'nın dış politika refleksleri homojendi ve açıktı. Çünkü masadaki herkes bu konuda eşitti, aynı fikirdeydi, olmasa da oluyordu. Gülümser bir tabloydu, yani ayrılıyordu herkes. Obama ile beraber Amerika'nın belli ki, bu Amerika'nın derin devleti deyin, işte Pentagon deyin, şu deyin, bu deyin fark etmez. Belli ki homojen bir karar mekanizması çalışmıyor. Obama veya işte şimdi Trump her söyleneni kabul etmiyor. Danışman dayanmıyor. O zaten böyle gidecek gibi ama yavaş yavaş toparlıyor sanki o kısmı. Ben biliyorsunuz bir ilk başta bayağı bir benim bu konudaki demeçlerim de biraz tırnak içinde alay konusu olmuş gibiydi. Ben dedim ki ilk herkes biliyorsunuz 3 ayda gidecek diyordu. Ben bence ilk dönemi tamam garantiledi ya hatta 2'ye çalışıyor dedim. Bu şekilde gidiyor. O yüzden okumak zor. Bu Obama'nın ilk dönemiyle başlayan ve şu an artık taban yapmış bir durum. Yani zaten hepimiz görüyoruz. Sabah Trump bir açıklama yapıyor. Başkan. Akşam öğleden sonra bakan yardımcısı. Sözcü bile değişiyor. Sözcü başka bir şey söylüyor. Sözcü değişiyor.
bu benim adamım diyor, bu işi halledecek diyor. Bir bakıyor adam gazeteden öğreniyor ayrıldığını falan. Burada karmaşık bir yapı var, okuması zor ve bu Amerika ile ilgili, Amerika'nın işleyişiyle ilgili hem bizim hem dünyanın alışık olmadığı bir durum. Alışmamız da zor. Evet, yani zor. Zor ne diyelim. Peki. Fakat burada bu Amerika örneğinden ben ufak bir şey bu bölgeyle ilgili. Özellikle tabii güya biz YPG için, YPG'ye karşı yaptığımız ve Suriye'deki yaptığımız hareketleri herkes hani aslında karşı ya. Amerika'da aslında karşı ya. Avrupa'da aslında karşı ya. Çok ufak bir şey çizeceğim. Biz bu dönemde 3-4 yıllık dönemde özellikle Esed'in bu sıkıntıları başlamasının pik yaptığı dönemde Batı Avrupa'daki her ülkeye ters düştük. Bir veya birden fazla zamanda, kısa veya uzun dönemlerde. Amerika'ya ters düştük. İsrail'e ters düştük. İran'la ters düştük. Rusların hem uçağını düşürdük hem Büyükelçisi'nin Ankara'nın göbeğinde öldürüldü. Sonuçta bizden bilindi ki bir büyükelçi görevli olduğu ülkede o ülkenin güvenlik güçlerine emanettir. Kuzey Irak İKB ile ters düştük. Hatta işte yılların şeyi gitti. Birikimleri var. Gitti. Burada şunu düşündüm ben. Düşünüyorum. Dolar fırlamadı. Ekonomi çökmedi. Benzin bitmedi. Kabine değişmedi. Kabine değişmedi. Doğalgazsız kalmadık. Vesaire vesaire vesaire. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Yani şimdi bu ülkede de bir çarklar dönüyor. Para lazım, petrol lazım, şu lazım, bu lazım. Ya biz bunların hepsine kavga ettik. Biz hala ayaktayız Allah'a şükür. Şu oluyor. Artık dünya, egemen güçler diyelim. Dünya demeyeyim de egemen güçler. Türkiye politikalarını bireyselleştirmeye başladı. Yani artık İngiltere belki bu hızla ilerleyecek. Amerika'dan bağımsız veya AB'den bağımsız Türkiye ile masaya oturmaya başlıyor. Ve veya Almanya, ve peki, veya Fransa, ve veya Amerika. Çok, çok önemli bir konuyu açtınız. Ben tam da bu manada önümüzdeki süreçlerde artık İngiltere politikasının yeni dünya düzeninde nasıl olması gerektiğini herhalde yayın öncesinde az da olsa bir konuşmuştum hocam sizden. Evet. Tanıyorum, Onur Bey de aynı çizgiden bahsediyor. Çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Yani Amerika'nın varoluş sebeplerine baktığımızda kendi sorununu da hazırlayan bir Amerika. Evet. Burada da bir ayet-i kerimeyle cevaplayalım. O da şu. Kendi halkına zulmedenler başkaları tarafından zulme maruz kalırlar. O zulmü yapanlar da kendi işlerinden helak olurlar, değil mi? Evet. Tam da yerine oturan bir günün şartlarına uyarlanmış çok da güzel bir yorumlama. Evet. Bu gidecek. Bir tövbe aşağı kehanet değil. İznim olmadığını çok açıklayamayacağım bir bilgiden dolayı şunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Türkiye ABD ile şu ankinden çok daha iyi. Eski ekranda gördüğümüz, realitede olmayan ama ekranda bize satılan eski altın günlerine dönecek bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Ve bu hani şu an Rusya'yı kıskandıracak, hatta belki İsrail'i kıskandıracak bir pozisyona geçebilir. Türkiye belli ki, yani bunları göreceğiz ayak seslerini, belli ki önümüzdeki dönemde hem Amerika'yla karşılıklı ve adil bir şekilde hem Rusya'yla hem İran'la oturup gayet güzel, gayet iyi bir şekilde oturup konuşacak. Şimdi biz kimseden haksız bir şey istemiyoruz. Ama kimse de bizden haksız bir şey almasın. Ki bizim... Eski Türkiye değiliz. Eski Türkiye... Yanak uzatan koyun misali de değiliz, değil mi? Vallahi biz yani biliyorsunuz geçmişte yanak uzatmamıza gerek yok. Öyle bir şey yok. Zaten yanak her şey boyunduruk altındaydı. Hani uzat bile demiyorlardı. Çünkü oradaydık zaten. Kesip alıyorlardı. Bu kadar bitti yani. Evet. Ve bu bitti. Ve şunu da görüyor ve şu da korkutuyor bence onları. Çünkü biz yavaş yavaş işte Avrupa'daki ve Amerika'daki özellikle Avrupa'ya da çok fazla şeyim yok. Ben Amerika'da şunu da görüyorum. Şundan da korkmaya başladılar aslında. Ya sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız bir insan. Ve bir gün hakkın rahmetine kavuşacak. Bu bugün de olur, yarın da olur, 10 sene sonra da olur. Atacaktır.
şunun farkındalar artık. Ya bu adama bir şey olsa da rahat etsin. Birileri geliyor. Çünkü Türkiye'nin zihniyeti değişmeye başladı. Toplumun zihniyeti değişmeye başladı. Artık yani Menderes'i astınız ve Türkiye bir 30 yıl, 20 yıl hiçbir şey yapamadı. Rahmetli Özal'ı zehirlediniz, günün popüler terimiyle söyleyeyim. Ondan sonra gene bir şey gelmedi. Rahmetli Hoca'ya bir gün yüzü göstermediniz ki bir şeyler taş taş üzerine koysun. O da rahmetli oldu. Şimdi artık Türkiye öyle bir yere geldi ki Allah gecinden versin. Tayyip Erdoğan'a bir şey dahi olsa Türkiye'de en az eskisi gibi değil 50 bin 100 bin Tayyip Erdoğan olabilecek. Hı hı. Ve o yani Tayyip Erdoğan ideolojisi değil bu tabii ki. Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği o kodları yüklenmiş insanlar var. Ve artık gencimiz şunu görebiliyor. Ya hakikaten yapabilirim ben bunu. Hakikaten bu olabilir. Ben hakikaten kendi ayaklarımın üzerinde duran, ona buna şuna boyun eğmek zorunda kalmayan, boyun eğmeden petrol alamayacak durumda olmayacağım. İşte şunu bunu ben size başka bir örnek vereyim. Şu an herhalde 330 mu oldu Türk Hava Yolları'nın gittiği dünyadaki nokta en fazla? Uçuş noktası. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu rakamlar bu şekilde giderse çok muhafazakar bir şekilde dahi gitse önümüzdeki herhalde galiba 6 yıl içerisinde dünyanın bütün insanlarını Türk Hava Yolları taşıyacak. Her yerden her yere. Dünyanın en büyük hava yolu olma yolunda. Ve bu yani bizim dışımızda herkese batıyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Adem Taflak. Şimdi Avrupa'nın sessizliğini fazla dinlemiş olduk sizden. Sizden biraz dinleyelim. Genelde ticaret, hukuk vesairesi bırakın bir kenara ama şu bize çok önemli. Dış politikada Türk düşmanlığı üzerine neden bir yanlış algı var veya Avrupalıları neden buna hızlı bir şekilde inandırılmaya çalışılıyor veya kim Avrupalıları bize düşman ediyor, onu nasıl okuyorsunuz? Bu seçim süreçleri önce bu Ebu Bekir hocamın söylediği birkaç cümle var, onunla ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Ya mesele hayır diyebilen Türkiye'nin ortaya çıkışından kaynaklanıyor. Asıl mesele bu. Tamam. Bugün Avrupa'nın ürettiğinin satıldığı ülkelere bakın. Türkiye hinterlantının üzerinde olan ülkelerdir. Yani Türkiye'nin bugün Cezayir'e gittik diyor arkadaşımız Tanzanya. Biz birçok Afrika gezisine de katıldık. Selamün aleyküm demekle açacağınız kapılar var Afrika'da. Bir özlem var. Abdülhamid'in orada yapmış olduğu çalışmalar, Abdülmecid'in yapmış olduğu, hocamın alanına girmek istemiyorum. Biz de tarih fakültesi mezunuz. Şimdi olaya bakarken Avrupa Birliği kendi çıkarları noktasında kendisini nasıl ileriki noktada birlikte tutabilirimin derdinde. İngiltere'nin geri çekilmesiyle şu anda ana gücü Almanya taşıyor gibi gözükse de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan işte Amerika'nın geri çekilirken yaptığı anlaşma ortada. Almanya Gizli İstihbarat Örgütü'nü BND'nin, CIA'nin kurdurduğu, şu andaki ilk kurucunun da Amerika'da olduğu ortada. Yani Alman derin devletinin de kime hizmet ettiği ortada. Evet. Burada Almanya'nın bakış açısında özellikle milliyetçilik akımının yükselmesi, ırkçı partinin %15'in üzerinde oy alması, orada da rahatsız eden bir kesimi var. Onları da milliyetçiliğe sürüklüyor. Ben Avrupa Birliği'nin ömrünün uzun olacağını da düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Birileri şöyle der, böyle der. Ama eziklik noktasına bakarsan 1909'da Abdülhamid'in tahttan indirilişinin 5 yıl öncesindeki başlayan entrikalarla o dönem Viyana'da, Berlin'de, ben bunu konferanslarda öğrencilere gösteriyorum. O Almanya'da veyahut da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde üniversite okuyan Türk gençlere. O dönem gazetelerde çıkan karikatürlerle son iki yılda seçim süreçlerinde yaşadığımız Avrupa'da çıkan Sayın Erdoğan'la, beyefendiyle ilgili çıkan bütün karikatürler üstad aynı. Koyuyorsun karşılıklı aynı, oyun aynı, dönen oyun aynı. Ama ikinci Abdülhamid'in en son işte kendini korumasıyla görevli saraydaki orduyu harekete geçirmemesini Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da yıktı. Halk
ordunun bir nevi görevini görmüş oldu. Bunu görünce Avrupa rahatsız oldu. Yani bu millet bize şunu soruyor Alman arkadaşlarımız. Ya nasıl oldu da o gece Münih Konsolosluğu'nun önünde misal Türkiye'de daha biz köprüde tankları görür görmez Münih Konsolosluğu'nun önünde 7000 kişi toplanmış Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce. Maşallah. Ha biz orada Alman devleti bile dahi Avrupa'da birçok ülke buna hazırlıksız yani yaklandı. Hiçbir şey yapamadı. Ya, Almanya işgalistir o kadar evet. insan toplanmaz. Bunu Batı felsefesiyle düşünenlere sıkıntı anlatamazsınız. Orada. Yani Türkiye'deki Batı aşkıyla büyümüş olanlara da anlatamazsınız. Evet. Ben o Batı aşkıyla burada yaşayanlara şunu söylüyorum. Gidin Viyana Üniversitesi'ne bugün 3000 tane yiğit Avrupalı Türk genci Viyana Üniversitesi'nde okuyor. Hiç sizin gibi de Batı aşığı değil, ecdadını özlüyor. Çok önemli oyunu. Ecdadının aşkıyla büyünüyor. Berlin Teknik Üniversitesi'nde hakeza, Paris'te hakeza, İsveç'te hakeza. Baktığınızda Avrupa'nın bütün ülkelerine, zaten biz Avrupa Birliği'ndeyiz üstad. Yani bunlar bizdeki ezikler var ya, ezikler kadar demek ki sizdeki üniversiteler tanıyamadı Batı'yı demek ki. Evet, ezikler nasıl düşünüyor, ezikler nasıl bir tip istiyor? Geçen biz Avusturya'ya gittik. Avusturya'da bir gazinonun korumalını yapan bir genç var. Gözleri yaşa böyle tam Türkçesi de yok. Şunu anlatıyor. Hocam diyor biz bu gazinoda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın kumar oynarken burnunun kırıldığını gördük diyor. Ya. Bunlar bunu özlüyorlar ya. Mesut Yılmaz. Bunlar bunu özlüyorlar. Yani dik duran, kendi değerleriyle, kodlarıyla bütünleşmiş bir Türkiye'yi istemiyorlar. Çünkü Türkiye bu güce kavuştuğu zaman sadece Türkiye değil, Türkiye'nin arkasında bir güç var, Interland var. Ama dediğimiz gibi... Şimdi Adem Bey, yurt dışında yaşıyorsunuz. Benim özellikle en çok ilgimi çeken konuların başında biri şu. Hocam da çok güzel ifade etti. Böyle ezik bir sınıf var bizde. Özellikle Avrupa hayranlığı içerisinde veya dış güçlere bir hayranlığı uyandırıyorlar. Zaman zaman köşelerinde de bunu mümkün oldukça da yer veriyorlar. Türkiye... 80 milyon olarak mı ibaresi okunuyor yoksa hayır aslında Türk dünyası ve İslam dünyası içerisinde artık milyarları okumak gerekir. Çünkü arkasındaki kitle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı demek değildir. Bugün Onur Erin Bey'in bahsettiği şekilde Tanzanya, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Avrupa'daki Müslümanlar veya mazlum dinlere mensup olup da mazlum olup da başka dinlere mensup olanlar Türkiye'ye karşı bir vicdani sorumluluk hissediyor. Biz bunu mu uyandırdık? Kaptan geçmeden önce ben şimdi düzeltmek için söyleyeceğim. O gazino Macaristan'daydı sanırım. Yok hocam Avusturya'da da yaşanıyor, Bulgaristan'da da tamam. yaşanıyor, Macaristan'da. Yani tamam. sadece bir yerde yok. Ben buradan kendisinden de özür diliyorum da yani hastalık adamı ne yapsın garibim. Evet. Onda da bir hastalık halinde. Ama o dediğiniz ön yargı... Nasıl ifade edelim onu? Avrupa'nın kodlarına işlenmiş. Bu deminki dediğim hadiseye geliyoruz hocam. Bosna'da yaşandı ya 1200 kilometrede. Hollandalı general aynen o şeyde üst teğmenlik yapan Bosna ordusuna benim komşum. Şunu söylüyor diyor ki Birleşmiş Milletler'in kontrolündesiniz, güvendesiniz, silahlarınızı teslim edin. Teslim edin de 5 saat içinde 8213 insan katlediliyor Avrupa'nın Peki. gözleri önünde. Peki. Şimdi burada Avrupa'da bizim bir gücümüz var. Türkiye'deki ben kardeşlerime bunu unutmamalarını söylüyorum. 100 bine yakın işverenimiz var. Maşallah. 100 bine yakın. 100 bine yakın. Ama işveren. Evet. Ama ve lakin Avrupa'da buradan ne kadar işte ipini koparan PYD, PKK, FETÖ terör örgütünün mensupları varsa, işte en son Zekeriya Öz'ün Ulüm'de, ismi söylemeyelim, bir şahsın evinde kaldığı, bu şahsın da bir caminin yönetim kurulunda olduğu, Avrupa'da da enteresan durum var yani. Avrupa'da da korkaklar var, Avrupa'da da ezik monşerlerimiz var. Bugün Frankfurt'ta bir caminin içinde SPD'de Frankfurt Belediye Başkanı adayı konuşma yapıyor. Benim bakanım Taner Yıldız geldiği zaman ben Taner Yıldız'ı o camide konuşma yaptıramıyoruz. Siyaset yasak, politika yasak. Yani orada da eziklerimiz var, orada da korkaklarımız var. Peki Alman hükümetin içerisinde siz sık sık bunlarla karşılaşıyorsunuz. Haklı bir gerekçeyle gerçekten Türkiye'ye bu suçlamaları yaparken neye dayanarak Türkiye'ye suçlama yapıyorlar? Siyasetin dayandığı hiçbir... Hocamın söylediği gibi veya Onur Bey'in söylediği gibi bunlara baskı yapan
ABD midir, İngiltere midir, kim yapıyor? Hocam bu yani net şöyle bir ifade. Müslüman oluşunuz yani bu kadar. Evet net budur yani ortadaki olay budur. Bosna ırkı şeyden türemedi. Yani ben bunu devamlı söylüyorum. Bosna ırkı Avrupa'nın kendi ırkı. Bizden Türk değil, Kürt değil, işte Laz değil, Çerkez değil. Oranın Avrupa'nın kendi ırksal yapısı. Bunları ne için katmıyorlar? Ama öyle demiyorlar. Atilla'nın çocukları Macaristan'a kadar geldi diyorlar. Macaristan kendini hiçbir zaman Avrupa'nın içinde görmüyor. Macaristan kendisini bir Türk toplumunun bir parçası. Almanlar da biz Kayseri'den bunu da gitmeyiz hissediyorsunuz, diyor. Bunu da hissediyorsunuz zaten. fakat Avrupa'daki bu gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından daha çok, Cumhurbaşkanımız bunu görüyor. Buna yönelik adımlar atılıyor. İşte Yunus Emre Vakıflarının Avrupa'nın birçok yerinde kurulması, işte Maarif Vakfı'nın Afrika'daki çalışmaları ve şu anda Avrupa üzerindeki çalışmaları. Bizim burada siyasetçilerin, Alman siyasetçilerinin yaptığı sadece kendilerine söylenen derin aklın verdiği, mesela Alman bir milletvekiliyle oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, bu Ermeni yasası tasarısını, diyorsunuz ki ya bunu tarih komisyonu bir incelemesi lazım, tarihçilerin incelenmesi lazım. Dışarıda çok normal karşılıyor. Ama içeriye gittiği zaman sözde Ermeni yasa tasarısı ile ilgili evet oy kullanıyor. Evet. Çünkü onların da kendine göre bir şeyler var. Derin akılları var, projeleri var. Ama şunu görüyoruz biz. Avrupa Birliği Orta Doğu coğrafyasında, gerçi şark şeyini onlar uydurmuşlardı. Bizim için bir Orta Doğu coğrafyası yok normalde. Bir İslam coğrafyası var, bir ümmet coğrafyası var. Batı Asya evet. bölgesi var. Batı, Büyük Asya evet. var. Batı vesaire. İslam Peki. coğrafyasında ölenleri ve öldürenleri insan olarak değil, matematiksel bir rakamdan ibaret olarak görüyor. Şunu da ben son bir özet olarak söyleyeyim. UETT, Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nden bir heyetle beraber genel sekreterimiz bir İngiliz diplomat heyeti, gazeteciler heyetini Antep'e götürüyor, kilise götürüyor. Bu mültecilerin olduğu yer. İngiliz bir parlamenter şunu soruyor valiye. İşte biz diyor sadece bir tane yapılan eve girdik. Diğer evlerde de tuvalet, banyo var mı? Bizim genel sekreterimiz Bülent Bilgi Bey de şunu soruyor. Diyor ki siz İngiltere'de kaç tane mülteciyi kabul ettiniz? O parlamenterlerin gelen ifade şu, 3000. 3000. Diyor ki Bülent Bey, sadece Londra'ya mı? Yoksa İngiltere geneli mi? İngiltere genelinde 3000 mülteciyi kabul ediyor, Suriyeli mülteci. Bu defa valiye tabii güzel bir de pas vermiş. Şöyle vali diyor ki, eğer bizde 3000 tane mülteci olmuş olsa, biz onlara 5 yıldızlı otel dikeriz Türkiye'de. Yani sadece rakamsal ibaretten gören bir Avrupa var. Tabii son zamanlarda ben ilişkilerin Onur Bey'in dediği gibi düzeleceğine inanıyorum. Çünkü umutlu musun? Umutluyum. Çok umutluyum. Çünkü orada biz Almanya ile eski dostluğa döner miyiz 1870'lere? Dostluk değil. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda uzun uzun Ebu Bekir Hocam'la bu konuyu konuşsak keşke. Almanya'nın bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokuşu, Almanya'nın yani hiç oraya gelmek istemiyorum. Yani şimdi evet. Almanya'nın alacak, sömürecek bir yeri kalmadığı için Osmanlı'yı parçalatmak zorundayız. Sabri Bey, biz bu SİHA'lar, İHA'larımız var ya, evet. bunlar artık Türk uçaklarına dönüşsün. Bunlar bizde zeybek de oynar, horon da teper Almanlar. Hiç merak etmeyin. Biz Peki. alıştırdık zaten yani düğünlerde korna çaldırmaya. Sözlerle kapatalım. Evet değerli izleyiciler, böylelikle Ters Kutuplar programı sonuna gelmişken Ebu Bekir Sofoğlu Hocam'a, Onur Erim'e, Adem Taflan Bey'e soy isminde düzeltme yaptık ona göre. Bu arada babama da mesaj yolladım. Gönderdiniz de bizlerden de evet. selam olsun kendisine, ellerinden öpüyoruz. Burada yurt dışından birçok yerden mesajlarını gönderen izleyicilerimiz var. Özellikle sanıyorum Adem Bey'den kaynaklanıyor. Sorunlarını ifade etmişler ama önümüzdeki günlerde mümkün oldukça bu sorunlara değinmeye çalışacağız. Evet, bizler sizin sesiniz, kulağınız olacağız. Onu açıkça söyleyelim. Orada hiçbir vatandaşımızın, yurttaşımızın yalnız bırakılmayacağını da ifade edelim. Önümüzdeki hafta Ters Kutuplar'da görüşmek üzere. Efendim hayırlı geceler diliyoruz.